Herkese merhabalar. Hepinizi görmek çok güzel. Şimdi ekranımı paylaşacağım. Yani sunumumu. Dolayısıyla sizleri görmüyor olacağım. Chat kısmını da göremeyebilirim. Eğer sözümü kesmeniz gerekiyorsa lütfen çekinmeyin ve tercüme uğraşları için de teşekkür ediyorum. Ekranımı paylaşayım şimdi. Thank you very much for the Çok kind teşekkürler. introduction. I'm Bu hoping you can see my screen now. giriş kısmı ve tanıtımınız için. Evet, ismim Justin. Break Free from Plastic Hareketi'nin Avrupa koordinatörüyüm. Söylendiği gibi. Bu hareket çeşitli sivil toplum örgütlerini ve bireyleri bir araya getiren bir oluşum. 2900 kurum var bunun içerisinde. Bu hareket 2016 yılında başladı, ortaya çıktı ve özellikle sistemik değişime odaklanan bir hareket bu. Özellikle plastik kirliliği ve plastiğin yaşam döngüsü boyunca çıkan sorunları aslında sorunlara cevap vermek için sadece noktasal konulara odaklanmıyor, bütünsel olarak bakmayı amaçlıyor. Bütün dünyada, Türkiye'de dahil hep birlikte çalışmak istiyoruz tek bir hedefe yönelik olarak ve bu da zaten plastik devrinin sona ermesi. Bugün de sizlere biraz daha ben genel bir bağlam sunmak istiyorum plastik konusunda ve plastik kirliliği konusunda ve aynı zamanda bu konunun ne kadar komplike bir konu olduğu ile ilgili bir takım başlıklardan bahsetmek istiyorum. Eğer ki bu konuyu gerçekten derinlemesine incelemek istiyorsak mutlaka göz önünde bulundurmamız gereken bir takım öğelerden bahsetmek istiyorum. Şimdi bu resimleri, fotoğrafları gösteriyorum size. Eminim siz de çok fazla bu tür fotoğraf zaten görmüşsünüzdür plastik atıklarıyla ilgili. Yani okyanuslardaki ya da farklı ortamlardaki plastik atıkların birikimiyle ilgili. Evet, bu konuyla ilgili çok daha fazla farkındalık var. Sağ üst köşedeki 2 hafta önce alınmış bir fotoğraf. İspanya'nın kıyılarından birinde alınmış bir fotoğraf. Küçük halet ismindeki küçük materyallerden oluşuyor. Bu aslında İspanya'nın kıyılarındaki gemilerden çıkan bir takım konteynerlardan kaynaklanan paletler bunlar ve aşağıdaki fotoğrafa bakacak olursanız da ABD'deki büyük bir petrokimya tesisine ait bu fotoğraf. Büyük petrokimya endüstrisinin ürettiği plastiklere dair. Aynı zamanda bu grafiği göstermek istedim. Burada da 1970'ler 2015'e kadar olan çeşitli materyallerden bahsedilen bir grafik ve plastiğin nasıl yükselişte olduğunu görebilirsiniz. Son 20 yılda üretilen plastik oranı çok fazla artmış durumda. Yani yakın zamanda bir kriz olduğunu söyleyebiliriz ama çok derin, çok büyük bir kriz bu. Ve şu anda yine çok daha büyük bir hızla büyümesi bekleniyor bunun. Ve tabii ki bununla bağlantılı diğer krizlerin, diğer sorunların, diğer hususların da büyümesi bekleniyor. Yani okyanustaki atık fotoğrafları veya plastiklerin geldiği, kaynaklandığı yerleri ben daha genel bir takım anlatılara bağlamak istedim. Öncelikle bu konuda, plastik konusunda genel anlatılar şu şekilde. Bunun bir deniz kirliliği konusu olduğu ile ilgili. Ama aynı zamanda plastik kirliliği başka alanlarda da, örneğin toprakta veya diğer ekosistemlerde de oluşuyor. Dolayısıyla bunu sadece bir deniz kirliliği hususu gibi buna yaklaşmamamız önemli. Batı Avrupa'da, yani benim geldiğim bölgede genellikle küresel güneyin plastik kirliliğinden sorumlu olduğu gibi bir anlatı da var. Sanki diğer ülkeler o kadar da sorumluluk sahibi değilmiş gibi. Ve bizim hareketimiz BFFP
Şunu diyor. Açık ticareti de göz önünde bulundurmalıyız ama ve bu çok daha komplike bir konudur diyor. Yine bu genel anlatılara baktığımızda plastik hakkındaki genel anlatılara baktığımızda genellikle bunun tüketicilerden kaynaklı bir sorun olduğu gibi bir anlatı var. Sanki insanlar daha dikkatli olmalı, daha az plastik tüketmeli gibi ve çözümler konusunda daha fazla sorumluluk almalı bireyler gibi. Sorumluluklardan konuşurken bu plastikleri piyasaya süren şirketlerin sorumluluğundan o kadar bahsedilmiyor. Çünkü kullanılan plastiklerin çoğu geri dönüştürülebilir değil mesela bu şirketlerin piyasaya sürdüğü plastiklerin vesaire. Başka bir sık kullanılan anlatıda plastiklerin güvenli ve hijyenik olduğu ve işte bizim gıdalarımızı korumak için gerekli olduğu vesaire gibi. Plastikler aslında plastiklerin çoğu güvenli değil ya da güvenilir değil. Yine çok sık duyduğumuz başka bir anlatı. Pek çok gelişme, pek çok inovasyon, yenilik söz konusu. Plastikleri yiyecek bakteriler olacak, şu olacak, bu olacak gibi çeşitli yenilikçi teknolojilerle yani tekno çözümlerle bu konunun sonunun getirilebileceği gibi. Bu kadar basit değil maalesef. Yoksa zaten şimdiye dek bu çözümler uygulanmış olurdu ve bugün biz de burada olmazdık. Ve son olarak da yine bu bir materyalin diğeriyle ikame ettirilmesi, yani plastiğin kağıtla ya da biyoplastikle ikame ettirilmesi gibi bir takım çözümlerden konuşuluyor. Ama bu sistemik bir çözüm getirmeyecektir. Bizim aslında talep ettiğimiz sistemik değişimi getirmeyecektir. Bunlar aslında bu konunun komplike olan doğasını gizleyen anlatılar. Bizim hareketimiz bu genel anlatıların ötesine gitmeye, hatta onları deşmeye çalışıyor. Yaşam döngüsünün aslında nasıl olduğundan bahsetmek istiyorum ben. Çünkü çözümlerin ne olduğundan konuşacaksak öncelikle büyük resmi bir anlamamız gerekiyor. Çünkü bu sadece bir takım ürünlerin yasaklanması ile ilgili değil. Evet, bu da çözüme katkısı olabilecek bir konu olabilir ama plastik krizine daha derinlikli, daha bütünlüklü bakmamız gerekiyor. Kısaca burada gördüğünüz plastiğin yaşam döngüsü, plastik kirliliğinin yaşam döngüsüyle ilgili ve her bir aşamadan bahsediyor. Yani sadece okyanusta sonlanmıyor bu döngü. Bütün döngü boyunca ki hususlara bakmamız gerekiyor. Ekstraksiyon konusu, yani bütün plastiklerin aslında fosil yakıtlardan kaynaklandığını geldiğini söyleyebiliriz. Bu anlamda plastik üretimi aslında iklim krizinin kötüleşmesine sebep oluyor ve petrol ve gaz tüketimine sebep oluyor. Dolayısıyla plastik üretimi ve diğer petrokimyasal ürünlerin üretimi pek çok fosil yakıt şirketi için yeni bir pazar ve plastik bu pazarlarda gittikçe daha fazla yer kaplıyor. 2050 yılına dair öngörülere bakıldığında petrokimya ürünleri ve plastik ile ilgili yani küresel talebin çok ciddi bir şekilde büyüyeceği söyleniyor. Büyüyeceği öngörülüyor. Örneğin dizelden elektrikli arabalara geçilmesi vesairenin de konuşulduğu bir bağlamdan bahsediyoruz. Bunun aslında bizim iklim değişikliğinin sınırlandırılması ve Paris Anlaşması ile ilgili aslında hedeflerimizle taban tabana zıt olduğunu söyleyebiliriz. Pardon. Üretim sahalarına baktığımızda daha önce de gösterdim birkaç fotoğrafı ama bunlar çok yoğun süreçler, enerji tüketimi anlamında çok yoğun süreçler, aynı zamanda çok fazla toksik madde açığa çıkarıyor bu üretim süreçleri.
plastik üretimine dahil olan çok fazla toksin salınımı var. Bu hem işçilerin hem de civardaki toplulukların sağlığını etkileyen bir durum. Ve plastik üretimi, plastik ürünlerin içerisinde binlerce kimyasal başka madde dahil ve bunların bir kısmı tehlikeli maddeler ve bunların sadece %4'ünün uluslararası düzeydeki direktiflerde sınırlandırıldığını, bahsedildiğini görüyoruz. Dolayısıyla aynı zamanda bunların bir kısmı ile ilgili elimizde veriler bile yok ve güvenilirlik ya da güvenilir bir durumdan söz edemiyoruz. Pek çok bilinmeyen madde var, tehlikeli madde. Dolayısıyla buradaki üretim çok fazla kirliliğe direkt olarak sebep oluyor, pek çok kimyasal üretimine sebep oluyor ve çevreyi ve civardaki toplulukların refahını ve sağlığını etkiliyor. Şimdi dağıtım ve kullanım hususuna bakacak olursak, size daha önce gösterdiğim plastik paletler var bir yandan ve başka pek çok ürün de var. Burada özellikle fark ettiğimiz şeylerden birisi şu: bu ürünler tek kullanımlık olarak tasarlanıyor. Yani sadece bir kez kullanıp atılmak üzere ve çok kısa bir yaşam döngüsüne sahip bunlar. Dolayısıyla yani hali hazırda pazarda olan pek çok ürün aslında geri dönüştürülmemek üzere tasarlanmış ve plastikteki pek çok kimyasal aynı zamanda tükettiğimiz gıdalara sızabiliyor ya da paketleme ambalajlara, ambalajlardaki plastikler yine gıdaya nüfuz edebiliyor. Yani evlerimizde de her yerde plastik var zaten ve bu da bizim sağlığımız açısından ciddi sorunlar oluşturabilecek bir konu. Bir de mikroplastiklerle ilgili başka bir konu da şu: mikroplastikler degrade olabiliyor. Yani her yerde aslında çevremizde, içeride, iç mekanda, dış mekanda ya da iç çevrede, dış çevrede pek çok yerde plastik görüyoruz. Ve yaşam döngüsünün sonuna geldiğimizde tek kullanımlık olduğu için bu yaşam döngüsü çok kısa olabiliyor pek çok plastik üründe ve plastiklerin çoğu ya direkt olarak çevreye bırakılıyor, çevreye dökülüyor ya da atık depolama sahalarında depolanıyor veya insinere ediliyor, yakılıyor. Bunlar genellikle dediğimiz gibi geri dönüştürülmemek üzere tasarlanmış ve daha önce bahsettiğim kimyasalları, tehlikeli kimyasalları içermelerinden ötürü aslında tehlikeli maddeler, örneğin insinerasyon söz konusu olduğunda yine çevre için ve sağlık için tehlikeli durumlar oluşturulabiliyor. Bu yakma süreçleri, insinerasyon süreçleri de küresel güneyi özellikle daha kötü etkilediğini söyleyebilirim. Bütün bu konuların çünkü atıklar örneğin Türkiye gibi ülkelere de atık ticareti yoluyla gönderiliyor. Yani örneğin Batı Avrupa'dan Türkiye'ye plastikler gönderiliyor ve kendi plastik atıklarını yönetmekle ilgili sorumluluğu küresel güney ülkelerine göndererek bir nevi aşmaya çalışıyorlar. Ve genellikle çok az değeri olan plastik maddeler bunlar ve burada gördüğümüz görseldeki gibi çok ciddi, çevre ve sağlık üzerine çok ciddi sonuçları olabilecek durumları yaratıyor. Bu buradaki gösterdiğim fotoğraf çok pozitif bir görsel değil. Biliyorum, ben plastik konusuna bakarken bütün değer zincirine bakmamız gerektiğini düşündüğüm için, yani değer zincirinin kısımlarına değil hepsine bakmamız gerektiğini düşündüğüm için bahsettim bunlardan.
Aynı zamanda üretimi, plastiğin üretimini ve tüketimini nasıl azaltabiliriz? Buna bakmamız gerekiyor. Bu görseli de biz kendi hareketimizde en başlarda, hareketimizin ilk yıllarında çok kullandık. Bir sorun olduğunda genellikle semptomları cevaplamaya, semptomları ortadan kaldırmaya çalışmak yerine konunun kökenine bakmamız gerektiğiyle ilgili bu. Eve gelseniz örneğin burada gördüğünüz gibi mesela banyonuzda bir taşma durumu söz konusu. Ne yaparsınız ilk olarak? Musluğu eğer kapatmayı unutmuşsanız gidip musluğu kapatırsınız ve daha sonra orada gördüğünüz suyu ortadan kaldırmaya çalışırsınız. Atık konusunu da biz atığın en sonunda, atığın yaşam döngüsünün en sonunda bu sorununa cevap vermeye, yanıt üretmeye çalıştığımızda yine konunun kökenini kaçırıyoruz. O kadar çok plastik var ki şu anda baş etmeye çalıştığımız ve ne yapacağımızı bilmediğimiz. Bir yandan da daha fazla, gitgide daha fazla plastikle pazarları işgal etmeye devam ediyor bu plastikler. Gerçekten eğer bu konuya bir çözüm getirmek istiyorsak tüketimimizi, plastik tüketimimizi nasıl sınırlandıracağımızı, azaltacağımıza bakmamız gerekiyor. Söylediğim gibi son 20 yıl plastiklerin yani şu anda baş etmeye çalıştığımız plastiklerin %50'si son 20 yılda üretilen plastikler. Size eğer birkaç husustan daha bahsetmem gerekirse, yani bizim hareketimizi başarmaya çalıştığı şeylerden, biz bu konuya bir sistem sorunu olarak bakıyoruz. Yani bir sistem olarak görmeye çalışıyoruz. Birkaç şeyle bağlantısından daha bahsetmek istiyorum. Tabii ki genellikle, tabii ki bunun bir biyoçeşitliliğe, iklim değişikliği, iklim krizine ve çevresel iklim adaletine ve sosyal adalete bağlı olduğu bilinen bir konu. Bunlar artık sık sık tartışılan konular. Sağlıklı çevreye erişim bir temel insan hakkı. Plastiğin yaşam döngüsünün en başında, üretimin en başında, en başındaki aşamalarda şunu görüyoruz. Bu üretim tesislerinin pek çoğu aslında daha marjinalize edilmiş ya da daha kırılgan diyebileceğimiz toplulukların yaşadığı alanlarda olduğunu görüyoruz. Ve yaşam döngüsünün sonuna baktığımızda da, atık ticaretine baktığımızda da atıkların çoğunun yine düşük gelirli toplulukların olduğu bölgelere gönderildiğini ve yine onları daha çok etkilediğini görüyoruz. Dolayısıyla burada sosyal adalet konusuyla da bağlantısını kurmamız gerekiyor bu konunun. Yani plastik kirliliği ekstraktif pratikler ya da neo kolonyalizmle de bağlantılabilecek pratikler aslında. Bir de insan sağlığı konusu ile bağlantısını kuruyoruz. Çünkü tabii ki bu tesislere, bu plastik üretimi tesislerine yakın olan topluluklar çok etkileniyor ama hepimiz de gündelik hayatlarımızda plastikle temas ediyoruz, tüketiyoruz ve plastiğin insan sağlığı üzerindeki etkisini de mutlaka göz önünde bulundurmak gerekiyor. Mikroplastiklerle ilgili daha fazla araştırma var. Günden güne artıyor bu araştırmaların sayısı da ayrıca. Ve son olarak da bu değer zinciri ve çözümlere baktığımızda kim sorumlu olmalı? Bunun hesap verilebilirliği kime ait olmalı diye baktığımızda şimdi genellikle bu konuyla ilgili sorumluluğun daha çok ya tüketicilere ya da atık yönetimi ve altyapısıyla ilgili kurumların omuzlarına yüklendiğini görüyoruz. Plastik ürünlerin piyasaya sürülmesiyle ilgili ya pek çok ülkede bu ürünlerin yaşam döngüsünün sonunda ve piyasadaki süreçlerin sonunda ne olduğu üzerine çok konuşulmuyor ve finansal olarak da bu ortaya çıkan zararlara finansal olarak kim müdahale ediyor ya da kim sorumluluk alıyor? Bu da bir soru işareti. Dolayısıyla biz bu konuyla ilgili
farklı açılardan, farklı lensler kullanarak bütünlüklü bakmaya çalışıyoruz ve pek Evet. çok farklı aktörün bir arada olduğu bir büyük resim çizmeye çalışıyoruz. Bir takım çözümlere bakacak olursak, bizim için çözümlere bakmanın iyi bir yolu azaltma üzerine çalışmak. Yani plastik üretiminin azaltılmasının en baştan itibaren üretim seviyesinde azaltılması ile olabilecek bir çözüm. Değer zincirinin sonunda değil. Bilimin önemi ve bağımsız bilimin önemi önemli bir nokta. Çünkü pek çok aktörün bu süreçlere dahil olduğunu görüyoruz ve sunulan çözümlerin pek çoğunun teknolojik çözümlerin vesaire bilimsel olarak da onaylanmış çözümler olmadığını söyleyebilirim ve dolayısıyla bilimin bu çözümlerin geliştirilmesindeki önemi aşikar. Aynı zamanda gündelik hayatımızda tüketiciler olarak değiştirebileceğimiz, yapabileceğimiz pek çok şey var tabii ki. Ama politikaların önemini mutlaka göz önünde bulundurmak gerekiyor. Yani eğer bizim yerel, ulusal ya da bölgesel vesaire seviyelerde bunları destekleyecek bir takım yerel, ulusal, uluslararası seviyelerde bütünlüklü sağlam politikaların olup olmadığı çok önemli. Pek çok ülke plastik konusundaki anlaşmalarla ilgili müzakerelerde bulunuyor. Uluslararası olarak plastik kirliliği ile ilgili uluslararası bağlayıcılığı olan politikaların ortaya konulması için umuyoruz ki birkaç yıl içerisinde uluslararası bir anlaşma da sağlanacak plastik konusunda ve iklim değişikliği ile ilgili olarak. Ve çözümlerin aslında bizim hareketimiz çeşitli bölgelerde oldukça farklılık gösteren bir hareket ve bir takım çözümler daha basit, diğerleri daha komplike, daha kompleks çözümler ve hep birlikte öğrenip ortak bir yöne doğru gitmeye çalışıyoruz. Daha önce söylediğim gibi kirleticilerin hesap verebilirliği önemli. Pek çok şirket aslında piyasaya sürdükleri ürünlerle ilgili ve dolayısıyla krize katkılarıyla ilgili sorumluluk almıyor. Aynı zamanda yatırımcıların ve finansal kurumların buradaki rollerinin de gündeme getirilmesi gerekiyor. Plastik konusunun kökenine çözüm sunmayan altyapılar oluyor. Genellikle plastik yaşam döngüsünün sonuyla ilgilenen yaklaşımlar oluyor. Şimdi bizim hareket olarak ortaya koyduklarımız bunlar. Daha önce söylediğim gibi pek çok başka hareketle birlikte ortaklaşa da çalışıyoruz. Plastik konusunda başka ülkelerde örneğin plastikten kağıda geçiş yapıldığını görüyoruz. Aslında burada da etkinin yine biyoçeşitlilik üzerine başka etkileri var ama biz birlikte düşünerek üretimimizi nasıl yeniden üretimimizi dağıtım ve tüketimimizi tekrar tasarlamak nasıl yeniden tasarlayabiliriz? Bunun üzerine düşünüyoruz kaynaklarımızı daha bilge bir şekilde kullanmak için. Burada bitireyim ben. Çok teşekkür ediyorum ve eğer sorularınız varsa cevaplamaktan memnuniyet duyarım. Teşekkür ederim. Çok teşekkürler Cansu. Soruları en sonunda almayı uygun görüyoruz. Eğer sen de panelin sonuna kadar kalacaksan biz de ki kalmanı çok istiyoruz. Bütün konuşmacılar bitirsin. Sorularımızı öyle alalım istiyoruz sizce de uygunsa. Ne dersin Cansu? Tamam. O zaman ikinci konuşmacımıza geçiyoruz. Doktor Bethany Kearney Amroth, Göteborg Üniversitesi ve etkili bir plastik anlaşması için bilim insanları koalisyonu üyesi. Doktor Bethany Kearney Amroth, İsveç Göteborg Üniversitesi Biyoloji ve Çevre Bilimleri Bölümünde Çevre Bilimleri Profesörü.
Balık fizyolojisi ve ekotoksikoloji alanında geçmişe sahip olan Ambros, çevre kirliliğini ele alan disiplinler arası gruplarda geniş çapta çalışmakta. Araştırmaları çevredeki plastik ve mikroplastiklerin kaynakları ve akıbeti, plastik malzemelerdeki kimyasallar ve suda yaşayan hayvanlarda maruz kalmanın etkileri üzerinde odaklanmakta. Disiplinler arası işbirliğine dayanan çalışmaları büyük çözümler bulmaya başlamaktadır. Çevre bilimi, hayvan fizyolojisi, sucul ekotoksoloji ve biyokimyasal toksisite alanlarında lisans ve lisans üstü dersler vermekte ve doktora adayları ve post doktorlardan oluşan bir araştırma grubuna liderlik etmektedir. Doktor Kelly Ambrose aynı zamanda aktif bir bilim iletişimcisidir ve çocuklara ve genç öğrencilere bilime ve çevreye ilgi duymaları için ilham vermeye çalışmaktadır. Doktor Kelly Ambrose bilim politika arayüzünde çalışmakta ve yerelden ulusala ve uluslararası otoritelere kadar çeşitli düzeylerde karar vericilere danışmanlık yapmaktadır. Ayrıca etkili bir plastik anlaşması için bilim insanları koalisyonunun yürütmek kurulu üyesidir ve iddialı bir anlaşmayı desteklemek için ülke delegelerine plastik bilimi konularında danışmanlık yapmaktadır. Sevgili Behtani, söz sende. Merhabalar herkese. Bütün CV'mi okudunuz. Ben şunu söylemek isterim. Justin ve ben notlarımızı karşılaştırmamıştık. O yüzden bazıları tekrara düşebilir. Ekotoksolojist olarak, toksolojist olarak kimyasallara biraz değineceğim. Umarım ilgi çekici bulursunuz. Ve bazı fikirleri de daha destekleyici olacak Justin'in ifade ettiklerini. Bilim hakikattir ve farklı aktörler tarafından da kullanılmaktadır bilim ekosistemler arasında. Şimdi başlarken içeriğini belirtmek isterim. Küresel problemin sürdürülebilir kalkınma amaçlarını kullanarak BM üçlü gezegen krizi olarak tespit etmektedir. İklim değişikliği, biyosfer bütünlüğünün bozulması, sıkı kaybı ve kirlenme ve çok güçlü bir işbirliğine ihtiyaç var. Mavi ve yeşille belirtilen sürdürülebilir kalkınma amaçları karasal ekosistemin, deniz ekosisteminin istikrarlı bir iklim ve temiz suya sahip olabilmemiz için gerek duyduklarımız ve bağlantılara da değineceğim kirlenme ve bu da ziyadesiyle önemli problemin boyutunu anlamak için bunlar birbiriyle yakından ilişkili ve küresel. Şimdi tekrar perspektif anlayabilmemiz için şu anda bizim içinde bulunduğumuz dönem antropojen dönem olarak adlandırılmaktadır. Ve en temel gezegendeki güç Holosen dönemi ise daha önceki dönem ise daha istikrarlı bir dönemdi. Daha istikrarlı bir iklim, biyoçeşitliliğin olduğu dönemdi. Ve insan toplumu büyüdü ve sonrasında yeni yaşam biçimleri, endüstriyel döneme geldik. Ve antropojen döneme geldik ve artık çok temel fonksiyonlarına etki etmekteyiz gezegenin. Ve şunu anlamaktayız. Gezegen sınırları çalışmamızda gezegensel sınırlar nelerdir diye baktığımız zaman insanlar dünya sisteminin fonksiyonuna nasıl etki etmekte diye baktığımızda bu istikrar veya istikrarsızlığını sistemlerin anlamamız önemli. Çünkü kendi ırkımızın, insan türünün yaşamını devam ettirebilmesi için 9 tane sınır vardır. Gezegensel sınır tespit edilmiştir. Ozon tabakasının incelmesi, biyoçeşitlilik kaybı, iklim değişikliği, okyanus asitlenmesi, tatlı su tüketimi, arazi sistemi değişiklikleri, biyosfer ve okyanuslara azot ve fosfor akışı, atmosferik aerosol yüklemesi ve son olarak da kimyasal kirlilik ve yeni varlıkların salınımı. Yeni, daha önce var olmayan yeni varlıkların, Holosen döneminde olmayanların insanın icat ettiği yeni varlıkların salınımı. Bazılarına baktığımızda burada bu sorular etrafındaki bilime baktığımızda bu görseli görmekteyiz. Yüzden fazla bilim insanının ve binlerce makalenin bir araya getirildiği meta çalışmada şunu görmekteyiz. Biz 6 tanesinde 9 gezegensel sınırın 6'sında sınırı aşmış durumdayız. İklimi, gezegeni ve onun fonksiyonlarını istikrarsızlaştırmaktayız ve geleceklerimizi daha öngörülemez ve belirsiz hale getirmekteyiz.
Burada bahsettiğimiz yeni maddeler, plastikler ve kimyasalı da içermekte hakkında konuştuğumuz ama iklim değişikliği, biyoçeşitliliği kaybı, su kullanımı ve besin döngüsü bütün bunları göreceğiz. Bütün bunlar da istikrarlı ve öngörülebilir çevre sınırının ötesine geçti. Kimyasallardan bahsetmekteyiz. Çok fazla farklı kimyasallar vardır ve 350 bin kimyasal vardır kayıtlı bunlar. Envanterlerden 90 farklı ülke, 19 farklı ülkeden 22 kimyasal envanterinden 50 bin tanesi gizlilik arz etmekte. Endüstriler bunları gizli tutmakta. 70 bin tanesi ise kabaca tarif edilmiştir. Tam olarak ne olduğunu bilmediğimiz kimyasallar. 13 bin madde ise plastik üretiminde, plastik imalatında kullanılmaktadır. Bizim teknik raporumuza göre BM'nin bu yaz ayında yayınladığı, bu da farklı veri kaynaklarını bir araya getirmekte. Ve bunlardan 13 bin tanesi, 3200 tanesi endişe vericidir. Hangi tür maddeler, istikrarlaştırıcılar, plastik oluşturucular, yumuşatıcılar, yeni bir rapor ortaya çıkmakta. Bu da şunu göstermekte, ek veri kaynaklarında kullanmakta ve 16 bin çeşitli maddenin kullanıldığını plastik üretiminde ve bunlardan 4200 tanesinin endişe verici kimyasalları olduğunu, bunların de tehlikeli özelliklere sahip kimyasallar olduğunu görmekteyiz. Bilime bakacak olursak kimyasallar nedir ve gezegene etkisi nedir diye baktığımızda çok az bilgi sahibiyiz. Çok az şey biliyoruz geniş ölçekli etkileri konusunda. Özelliklerini kimyasalların kısa vadeli etkilerini tek bir canlı ırk üzerinde kısa dönemli etkilerini görmekteyiz. Ama gerçekte çok daha karmaşık organizmaların insanlar da dahil olmak üzere maruz kalma kimya senaryolar vardır. Farklı dozlarda, farklı çevresel özelliklerde maruz kalmaktayız ve uzun vadeli etkileri hakkında da çok az şey biliyoruz. Yapay zekayı kullanan bir araştırma kurucu çok fazla sayıda bilimsel makaleyi bir araya getirmişlerdir ve kimyasalları 3500 kimyasal 13 bin makaleden farmasötikler, biyositler, metaller ve bunlar çok çok azı hali hazarda regüle edilenler çok çok azdır. REACH bu da Avrupa Kimyasal Tescil Ofisi'nin tarafından ortaya konulmuştu. Ne olup bittiği hakkında çok az şey biliyoruz. Çevresel etkileri ve gezegen seviyesinde %60 kimya sadece 65 kimyasalın etkilerini bilmekteyiz. Çok fazla bilgi eksikliği var. Kimyasalların mevzuatına düzenlemesine baktığımızda başka bir Birleşmiş Milletler Çevre Kuruluşu'nun çalışması 13 bin kimyasal üzerinde yapılan çalışmada 6 bin kimyasalın tehlike datası mevcut değildir ve yeterince araştırılmamıştır. Ve bu düşük endişe verici 3800 tane kimyasal vardır. Toksik olmayan sadece endüstride çok az miktarda kullanılmakta, detaylı şekilde araştırılmamıştır. 3000 civarında da endişe verici kimyasal, düzenlenmeyen kimyasal halen kullanılmakta, tehlikeli etkileri bilindiği halde bu değerlendirme sadece %1'i kimyasalların küresel olarak regülasyona tabi kimyasallar plastikte kullanılan çok endişe verici veriler ve 120 kimyasal 128 tanesi bir sözleşme ile Montreal Protokolü dahil olmak üzere düzenlenmektedir. Plastikte kullanılan kimyasallar hala hazırda küresel olarak düzenlenmemekte, regüle edilmemekte. Yakın zamandaki bir çalışma bu. İnsanların kimyasalların insan sağlığı üzerine etkisine bakmaktadır. Yayınlanlara baktığımız zaman şunu görmekteyiz. 15 bin kimyasal çalışılmıştır insan sağlığı üzerine etkisi olan %30'undan daha azı çalışılmıştır. Grafik şunu göstermektedir ki yıllara sari şekilde yayınlar ortaya gelmekte. Farklı türden kimyasallar için yayın türleri farklı türden kimyasallar için yayınların dağılımını göstermekte. Çok az çalışma mikro ve nanoplastiklerin insan sağlığına etkisini ortaya koymakta. Giderek artan bir araştırma olsa da çok az şey bilinmekte. Çok az çalışma düşük gelirli ülkelerdeki insan sağlığı üzerine yapılmakta. Batı Avrupa'da ve Kuzey Afrika'da yapılmakta çalışmaların birçoğu ve yaşlı nüfus üzerindeki etkiler üzerinde çok az çalışma yapılmakta veya çocuklar ve erkekler üzerinde yapılmakta. Bir dizi çalışma da anne sağlığına etkileri üzerine çalışmaktadır. Hamile çocuklar, çocukların ve südo maruz kalmalar. Ancak bu etkileri çok az olarak çalışılmıştır ve bunların babaların üzerine etkisi bu da
tekrardan bir bize söylenenleri tekrar bir tekrarı babından plastiğin yaşam döngüsünü anlayabilmek ve küresel etkisini anlayabilmek için bütün bu bilgi eksikliğine baktığımızda sistemik resmine bakacak olursak %99'u plastiklerinin petrolden üretildiğini dinlemiştik. Bu noktada artık ürünler piyasaya çıkarken endüstriyel ortamlarda kullanılmakta veya atık yönetimiyle ve döngüsüyle ilgili sorunlar yaşanmakta ve çevresel etkilerine bakmaktayız. Küresel ölçekte baktığımızda en temel zorluklardan birisi olarak karşımıza çıkmakta. Yaşam döngüsüne baktığımızda plastiklerin çevreye etkileri, sızıntılar ve dağılmalar ve çevre ve insan vücudu üzerine etkileri, bir plastiğin kullanımı ve imalatı ile ilgili. Scientist Coalition dediğimiz bilim insanları koalisyonu, başta da bahsedilen bilim insanları koalisyonu, ben de bir üyesiyim. Bunun etkili plastik anlaşması için bilim insanları koalisyonu, plastik uzmanı ve bilim insanı dünyanın değişik yerlerinden bir araya gelmişler ve müzakere edicileri ve politika yapıcıları küresel olarak etkili bir plastik sözleşmesinin oluşturulmasına katkı yapmaktalar. Burada yaptığımız şey farklı aşamalarına baktığımızda plastiğin yaşam döngüsünde kaynak ve çıkarma aşamasında petrol ve biyotemelli ürünlerde bile pestisitler ve gübreler vesaire çevreye bunların etkisi polimer imalatı ham maddeler kaynaklardan oluşturulurken polimer üretiminde peletlerin ve imalat süreçleri içerisinden mikrokimyasallar ve boya maddeleri de salınımı yapılmakta ve tehdit arz etmekte. Kimyasal ve endüstriyel kullanımında bu ürünlerin yine kimyasal ve mikro ve nanoplastik salınımına neden olmakta ve atık yönetimi ve geri dönüşümde de çevre ile ilgili olarak çok her aşamasında plastik döngüsünün ciddi etkileri var. İki görsel geçtiğimiz yıldan, bir tanesi ABD'den, bir tanesi Türkiye'den. Her ikisine de baktığımızda üç plastik aşamasındaki sorunları göstermekte. Her ikisi de kazalardan, kimyasalların plastik imalatında kullanımı esnasında meydana gelen kazalardan. ABD'de bir tren kazası PVC içeren bir tür plastik, bu da su borularında yumuşak, esnek ve duş perdelerinde kullanılan PVC'ler için bunlar toksik. İkinci görseller ise Türkiye'de bir limandan. Bu limanı da ben Twitter'dan aldım ama bir yangından çekilmiş bir kaza meydana gelmişti. Deprem sonrasında kimyasallar yanmakta ve toksik gazları çevreye salınımı. Bu da bir görsel İsveç'ten. Burada da plastik imalat tesisindeki sızıntıları göstermekte. Hem bir onun çevresinde. İki görsel de bitti. Yine sızıntılar nakliye sırasındaki, bir tanesi İspanya'da, diğeri ise Sri Lanka'dan bir görsel, bir gemi kazasında. Bu gemi de aynı zamanda sadece plastik peletler değil, kimyasallar, BPA gibi kimyasalları ve peletleri içermekteydi. Plastik imalatında kullanılan bir dizi çalışma gerçekleştirilmiştir. Bu kazaların ve bu kimyasalların çevreye etkileri ve yerel çevreye dağılımı, yayılımı konusunda çok yakın zamanda yaşanmıştı. Birçok bilim insanı da bunların etrafında etki araştırması yürütmektedir. Bu peletlerin yüksek konsantrasyonlarda bulunduklarını henüz kimyasal olarak tam olarak bilmiyoruz ve tehlikeli burada istikrarlaştırıcılar vardır, sabitleyiciler. %30'u kadar plastik kimyasal moleküllerin istikrarlı hale getirilmesi için kullanılır. Başka bir görsel de daha önce söylediğim üzere Roth ve arkadaşlarının küresel imalattaki artışı göstermekte geçtiğimiz yıllar içerisinde şunu söyleyebilirim. Bu çok ciddi bir açış var. Endüstride kimyasalların üretiminde ve plastik ürünlerin kullanımındaki artışı görmekteyiz. Hakkında küresel olarak konuşulması gereken konulardan birisi. Bu da bilimsel makale 2020 yılından. Burada hesaplanan toplam plastik kütlesi ve hayvan kütlesi ölçümlenmiş. Hayvanların iki katı kimyasal ve plastik kütlesine mevcut olduğumuzu, ağaçların ve çalıların toplam miktarı ile binaların ve altyapıların toplam miktarı karşılaştırılmış
ve aynı zamanda daha kısa ve daha az life yaşam döngüsüne sahip olmamız. Geçmişte binalar belki yüzlerce yıl ayakta kalırken bugün binaların özellikle ticari sektörde yaşam döngüsünün 20 ila 30 yıl arasında yıkılıp yeniden yapıldığını görmekteyiz. İç tasarım özelliklerimiz de yine daha fazla değişiklik göstermekte ve daha önce tahminlemene göre mevcut gezegendeki plastik miktarına ilişkin 11 gigaton 2020 yılındaki çalışmanın sonuçlarına göre çok hızlı şekilde artış göstermekte. Plastik arkasında çok ciddi bir bilim var bu çalışmanın. Başka bir bilimsel yayından bir görseli paylaşmaktayım sizlerle. Burada şu anda bizler imkanımızı plastikleri atık sektöründe yönetebilme imkanımızı artırsak diye çevreye etkili plastiklerimiz devam etmekte. Üç farklı senaryo gösterilmekte burada. Sarı olan hiçbir şey yapılmazsa bu şekilde devam ederse senaryosu. Yeşil ve mavi olan şuradaki çok iddialı hedeflerin ortaya konulduğu senaryo. Şuradaki mor senaryo ise olmayı hedeflediğimiz senaryo. Yıllık halen çok yakıcı bir sorun bu noktada. Yüksek gelirli ve düşük gelirli ülkelerde bunların ele alınması plastiklerin yayılma hızlarının farklılık gösterdiğini görmekteyiz. Farklı ülkeler için dünyanın değişik yerlerinde ama en iddialı hedefle dahi halen bunu görmekteyiz. Eğer tekrardan hatırlatmak gerekirse bu yeni maddeler, ortaya çıkan yeni maddeler ve gezegen sınırlarının buna nasıl etki ettiğini baktığımız plastikler orta bölümde plastiklerin diğer gezegen sınırlarına nasıl etki ettiğini anlamaya çalışmaktayız. Ve plastiklerin iklim değişikliği üzerine kanıtlanmış etkileri bulunmakta ve petrolden yapılmaktalar bildiğimiz üzere doğrudan ilişkilendirilmekte. Karbon yoğunlaşmasında, albedo değişken ve buzulların erimesi, değişen karbon yutakları, deniz karasal ortamların karbon döngüsündeki değişiklikleri görmekteyiz. Eğer buraya bakacak olursak biyoçeşitlilik üzerine etkilerinde plastiklerin zehirlenme, toksisite yoluyla biyoçeşitliliğe, transpirasyon yoluyla ve mikrobiyal ve bakteriyel antibiyotik rezistansının artmasını görmekteyiz ve besin döngüsüne de etki etmekte. Diğer başkaca çalışmalarda plastikler her bir gezegensel sınırla bağlantılı gezegen fonksiyonuyla ve ilk gezegeni daha fazla istikrarsız hale getirmekte. Birkaç daha bilimsel makaleden sayıları paylaşacak olursak, plastik kirlenmesinin maliyetine baktığımız zaman bunlar üstlenilen veya üstleni şirket plastiği üreten şirketlerin üstlendiği veya üstlenmediği maliyetler. Bunlar ekonomik karlarını ceplerine koyarak bunların maliyetinin başkaları tarafından karşılanmasını istemekteler. Bir hesaplanma yapılmış. Yıllık ton maliyetine bakıldığında 3.300 ve 33.000 dolar şeklinde insan refahı üzerine çok ciddi olumsuz etkileri var. Özellikle turizm gelirleri, balık üretim tesislerinde ve miras alanlarında çok pahalı maliyetler, çok ciddi maliyetler. Yakın zamanda bir çalışma da yayınlandı birkaç hafta önce. İnsan hayatına maliyeti nedir plastiklerin diye baktığımız zaman burada elenen BPA, BPD, PFAS ve faletler ele alınmıştı kimyasal türleri olarak. Bu deterjanlar, yumuşatıcılar ve bu tür kimyasallara maruz kalmak, kanser, hormon düzensizlikleri, obezite, diyabet, kısırlık ve erken doğumlar, nörolojik etkiler gerçekleşmekte. ABD'de yapılmıştı çalışma. Bu kimyasallara maruz kalmanın plastik ürünlerdeki maliyeti 249 milyar dolar yıllık. Bu da gayri safi milli hasılasının ABD'nin %1.22'sine karşı gelmekte. Astronomik rakamlar bunlar. Tıbbi maliyetler, insan refahı ve insan hayatı şeklinde maliyetin de ortaya konulmakta. Devam etmekte olan müzakereler var. Bir karar oluşturabilmek için plastikler ilişkin Birleşmiş Milletler Çevre Ajansı'nın kararı 2022 yılında uluslararası hukuki olarak bağlayıcı bir belge oluşturabilmek ve plastik kirlenmesini sona erdirmek için bir karar aldı. BM Çevre Ajansı ve Bilim İnsanları Koalisyonu bu matuf olarak oluşturuldu. Müzakerelerin kanıt temelli olarak bilimsel camiadan
en iyi şekilde çok sağlıklı ve bağımsız ve menfaat çatışmasından bağımsız olarak bu tür müzakerelerin yürütülebilmesi için bizim burada çözüm olarak tespit ettiklerimiz en başta da belirttiğim üzere tam olarak üye ülkelerin %61'i bunu desteklemekteler. Çok önemli çözümler, bütün yaşam döngüsünde plastiklerin imalatının azaltılmasından başlayarak en önemli kısımlardan birisi mevcut durumun ve hedeflerin belirlenmesi, daha iyi kriterler, polimerler, kimyasallar ve endişe verici kimyasallar, güvenlik standartlarının belirlenmesi, toplumların yeniden kullanma, yeniden doldurma sistemlerine geçişi, bunlardan bazıları ticaret hükümleri getirerek daha iyi iyileştirilmiş atık yönetimiyle elbette geri dönüşüm en temel meselelerden birisi, çok daha iyi çevresel remedi ve iyi uygulamalarını ortaya koymak gerekiyor. Ve şunu da vurgulamaktayız. Bazı tedbirler hayati öneme sahip. İmalatta azaltma, kimyasallar, polimerler ve endişe verici ürünlerin yasaklanması, bütün yaşam döngüsü içerisinde sürdürülebilir o kılınması bunların. Ancak birkaç dakika daha alarak şundan bahsetmek isterim. Laboratuvarımızda çalıştırırken plastiklerin yaşam döngüsünün sonundaki atık yönetimi noktasında bu plastikler ne yapılıyor, nasıl? Sadece %9'u geri dönüşüme gitmekte, bazen yakma kullanılmakta, birçok ülke vahşi depolamayı kullanmakta. Bazıları katı atık yönetimi için altyapısı olmadığı için ülkelerde kötü bir şekilde yönetilmekte, dünyanın bazı yerlerinde ve bunlardan bazılarında plastik veya atık ticareti ülkeler arasında genellikle küresel kuzeyden küresel güneye doğru bir atık ticareti ve plastik ticareti yapılmakta. Çin çok ciddi bir kısmını oluşturmakta. Artık bunu yapmıyor olsalar da Avrupa Birliği yakın zamanda bu tür ihracatları yasaklayan bir karar aldı. OECD dışı ülkelere yapılan gönderimleri plastik paketleme bununla beraber tekstil, kalışık, çünkü plastikler birçok başka türden materyalin de ticareti yapılmakta ve bunlar hesaplanmamakta. Tekstil malzemeleri, karma kağıt balyaları, elektronikler, bütün bunlar kimyasallar içermekte elbette. Eminim ki biliyorsunuzdur ama Türkiye'nin rakamları giderek artan sayıda Türkiye'ye atık ithal etmekte. Rakamlar burada. Ülkeye gelen atıkların yönetimi de plastik geri dönüşümü bir çözüm olarak ki plastik kirlenmesine geri dönüşüm bir çözüm olarak sunulmakta ve mevzuatlar bunu getirmekte. Minimum miktarda geri dönüşüm mevzuatları konulmakta, paketleme malzemelerinde sadece %9'u küresel olarak geri dönüşüm, mekanik geri dönüşüme gitmekte. Kimyasal geri dönüşüm çabaları da pirolizoz ve gazifikasyon gibi %1 bunların miktarı, bilimsel olarak kanıtlanmış da değildir bunlar ve bunlar ekonomik olarak veya çevresel olarak gerçekleşebilir veya mümkün çözümler gibi gözükmüyor. Kimyasal geri dönüşüm ve yakma da bazen geri dönüşüm olarak değerlendirilmekte, bazen enerji geri kazanımı için bir çözüm olarak görükme. Gerçekliğe baktığımızda anlamak gerçekten zor, çünkü farklı ülkelerin farklı emisyonları var. Bazen plastiklerin toplanması bile geri dönüşüm olarak addedilmekte. Tam olarak sayıyı burada bilmekteyiz ama işe yaramadığını görmekteyiz. Plastikler geri dönüşüm için yapılmış ürünler değildir. Bilim insanları aynı zamanda geri dönüşümü yapılmış, geri dönüştürülmüş kimyasallara baktığımızda, ülkelere baktığımızda Batı Avrupa'da bir tane ülke olduğunu görmekteyiz. Bir fotoğraf var. Bu peletler neye benziyor? Geri dönüştürülmüş. Kimyasal analizlerini yaptığımız zaman bunların ilk analizlerden, bulgulardan bir tanesi, burada brominat retardantları, ultraviyole sabitleyicileri ve biyosfenoller, plastik katkıları bunlar. Bütün bunların geri dönüştürülmüş kimyasallarda kullanıldıklarını görmekteyiz. Burada baktığımızda, diğer kimyasallara baktığımızda, farklı teknikler içerisinde kasıtlı olmadan eklenen maddelere baktığımızda, plastik, diğer kimyasallar da materyalleri kirletmekte, biyositler, yanma alev alma önleyiciler, diğer boyalar ve kişisel bakım ürünleri, farmasötikler, bitki koruma ürünleri, bütün bunun kimyasallar toksik veyahut da zararlı etkileri bulunmakta. Bu da plastikleri şu anda mekanik olarak geri dönüşümü kimyasal güvenli değil. Çok fazla kimyasal var, çok fazla kontrol var.
Bu malzemelerden geri dönüşümü içerisindeki diğer kimyasallara ne olduğuna ilişkin olarak sonraki jenerasyondaki etkileri, bu plastik geri dönüşüm maddeleri ne için kullanılmakta? Burada bir raporlama gerekliliği ve şeffaflık yok maalesef. İzleme, plastik ve kimyasalların izlenmesi ve raporlanması mekanizmaları yok. Döngüsel ekonomide bunları kullanacaksak bu yönlerin ele alınması gerekir. Burada polimer bir veri, henüz laboratuvar detayları. Suya koyduk bu plastikleri, 24 veya 48 saat beklettik. Bu peletleri su içerisine koyduğumuzda, sonrasında çıkardığımızda, bu suyu zebrafiş embriyolarını maruz bıraktığımızda ve bu embriyolardan su içerisinde maruz kaldıklarında, plastiğe maruz kalmış olanların 120 saat içerisindeki gelişimlerini izledik. Bu da bazı veriler. Hepsine bakmanızı beklemiyorum burada, ama burada gördüğümüz şu: çok artan dozda bir cevap var. Cevap içerisinde farklı maruz kalma senaryoları, 24-48 saat yüksek doz veya düşük dozda bu plastik suyu içeren suya maruz kalma senaryolarında, burada gördüğümüz gen ekspresyonlarına baktığımızda farklı genlerin ne kadar kopyasını görmekteyiz gelişmekte olan embriyoda. Bu genetik pathway dediğimiz genetik yollar kimyasallardan etkilenmekte, bu su içerisindeki kimyasallardan ve plastik kimyasallarına indi. Bu şu anlama geliyor: bu kimyasallar, plastiklerden suya geçen kimyasallar, metabolizmayı ve obeziteyi etkilemekte balığımızdaki. Aynı zamanda bu da bazı insan sağlığı etkileriyle ilişkilendirilebilmekte. Toksik ve plastik kimyasallar metabolizma, diyabet ve obeziteye tesirlerini görmekteyiz. Bu kimyasallar gen regülasyonlarını, apidojenezi etkilemekte. Bu da bizi tekrar plastik anlaşmasına getiriyor. Biz şunu görmek istiyoruz: hayat önemi, çok önemli, sınırlı kullanım, güvenli ve sürdürülebilir kriterleri, şeffaflık, adil bir geçiş, insan hakları temelli olması ve çok sistematik bir anlayışın geliştirilmesi, plastiklerin yaşam döngüleri ve çok farklı disiplinlerden küreselde bilgi, daha artan bir şeffaflık, nerede ne olup bittiğini, imalatından bu kimyasalların, plastiklerin üretimine ve atıklarına insan hakları yönüyle de bakılması gerekilmekte ve aynı zamanda bu problemi anlayabilmek için ve karar verebilmek için kullandığımız bilimin sağlam bir bilim olması ve menfaat ilişkilerinden ve menfaat çatışmasından da ari olması gerekir. Ben burada sözlerime son vereceğim. Varsa sonrasında sorularınızı veya şimdi de alabilirim. Teşekkürler. Çok teşekkür ederiz Betani. Sence de uygunsa sonuna kadar kalacaksan panelimizin soruları sonra almak isteriz. Sen de sonra cevap verirsin uygunsa. Tamam. Evet, sevgili Betani'yi Justin'i dinledikten sonra durumun vehametini epey anladık. Plastiğin üretilmemesi gerekiyor demek ki. Geri dönüşümü mümkün değil. Ciddi bir sağlık etkisi var zaten. Hele şimdi son örneği de duyunca suya geçen bekletilmiş şeylerin suya geçen işte onun genleri nasıl etkilediğini falan gerçekten ben çok ürktüm. Şimdi sevdiğim Sedat hocamı dinleyeceğiz. Kim bilir onu da dinleyince neler hissedeceğiz. Türkiye'de plastik deyince ilk akla gelen isimlerden sevgili Sedat hocam. Başı bu konuda da dert de tanıyorum. Çevrim içi konuşmacılarımızı dinledik. Şimdi de yüz yüze konuşmacılarımızı dinleyeceğiz. Doktor Sedat Gündoğdu. 2009 yılından beri Çukurova Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi'nde deniz biyolojisi üzerinde çalışmalar yürütüyor. Özellikle denizden plastik kirliliği üzerine yoğunlaşan çalışmaları mevcut. Sevgili hocamızın mikroplastiklerin sucul ortama girdiği kaynaklar, sucul ortamdaki dağılımı, canlılara etkisi ve besin zincirleri transferi konularında çok sayıda çalışması mevcut. Halihazırda da plastik kirliliğinin kaynakları çeşitli ekosistemlerdeki dağılımını araştırmakta. Plastik çöpün ülkeler arasındaki dolaşımının ekosistem üzerine etkisine dair de çalışmalar olan sevgili hocamızın Plastik Mucizevi Felaket mi? İsimli bir de popüler bilim kitabı var. Yeni İnsan yayınlarından çıktı. Herkese önerilir. Keşke bugün alsaymışım değil mi? Burada. Evet, herkese verildi. Sevgili hocamız hala Çukurova Üniversitesi'nde mikroplastik araştırma grubu bünyesinde çalışmalarını sürdürüyor. Sedat hocam söz senin. Teşekkürler tanıtım için. Bu plastikle ilgilendiğim için, hani başta da dertli değil, plastikle dertli. Dertten kastı o. Hepimizin aslında benzer bir derdin olması gerekiyor.
Ben sizinle sunumumu da paylaşayım. Görünüyor galiba. Evet. Bu dalgayı bilenler vardır belki. Japon mitolojisinde Kanagawa dalgası olarak nitelendiriliyor. Bunu bir görsel tasarım sanatçısı plastik kirliliğini, denizel plastik kirliliğini anlatmak için yeniden tasarlayıp böyle ilginç bir görsele imza atmış. Aslında bütün dünya denizlerinin karşı karşıya olduğu plastik kirliliğini anlatan temel bir görsel oldukça da fazla bilgi içeriyor denilebilir. Ben tabii dünya denizlerinden bahsetmeyeceğim. Biraz daha Türkiye'den bahsedeceğim. Türkiye'nin ekosisteminin ya da Türkiye'nin mevcut plastik kirliliği krizinin neresinde olduğunu anlatmaya çalışacağım. Şimdi çoğumuz plastik kirliliği meselesini aslında yakın zamana ait bir meseleymiş gibi biliriz ama dünyada yapılan çalışmalardan ilki Türkiye'de yapılmış. 1987'de yapılmış. Daha önce çalışılmış. 1984'lerde, 85'lerde başlamışlar. Bir biyoçeşitlilik çalışması yapıyor bir grup araştırıcı. İskenderun Körfezi de dahil tüm Doğu Akdeniz sahillerinde. Ve trol örneklemesi yaparken trol içerisinden çok fazla plastik çıktığını rapor ediyorlar. Ve bunun üzerine bir yayın gerçekleştiriyorlar. Bu yayında da o zaman bile çok ciddi miktarda plastiğin bizim Doğu Akdeniz sahillerimizde yani Akdeniz'in kuzeydoğu sahilleri oluyor. Bizim de güney sahillerimiz olmuş oluyor. Buradaki kirliliği ortaya koyuyor. Ama bu çalışmadan sonra uzun bir sessizlik dönemi var. Bir daha kimse bu konuya eğilmiyor. Dolayısıyla bu çok önemli bir çalışma. Yapılış yılı itibariyle plastik kirliliğini bize anlatması itibariyle. Bakın buradaki haritada bazı yerler var siyah, bazı yerlerde ise daha açık renkli ifadeler var, işaretler var. Bunlar bir saatlik trol çekiminde ne kadar plastik çıktığını ortaya koyan işaretlemeler. Buradaki noktalardan şu anda da örnek alsanız yine aynı sonucu biliyorsunuz. Hatta daha fazla çıkıyor. Çünkü bu bölgeler kalıcı birikim alanları olmuş oluyor. Yine başka bir çalışma biraz daha yukarı doğru çıkacak olursak aradan bir 20 yıl geçiyor, 15 yıl geçiyor daha doğrusu. Yeni çalışmalar yapılmaya başlanıyor. Ege'de çalışma söz konusu. İki tane çalışmayı söyleyebilirim burada. Türkiye'nin plastik kirliliği imtihanı meselesinin ilk kanıtları burada çıkıyor. Ege Denizi için. 2008-2009 yıllarında yapılan bir çalışma. Orada da çok ciddi bir deniz çöpü varlığı rapor ediliyor ama sadece rapor ediliyor. Bizim en büyük problemlerimizden biri de o. Çalışmalar yapıldıktan sonra bu yapılan çalışmanın sonuçlarını hani bir bilim politika arayüzü olarak kullanılması gibi bir girişim ne yazık ki akademide çok yaygın bir davranış için değil çünkü çeşitli riskler barındırıyor. Bu riskler tabii az önce Betanel'in de konuşmasında bahsettiği gibi bilim üretim süreçlerinin bağımsızlaşması ve özgür bir ortamda yapılması ile ilişkili problemler. Ne yazık ki bu da zaman içerisinde Türkiye'de akademik bilgi üretiminin yasa yapıcılarla ve kamuoyuyla paylaşımı konusunda bilim insanlarının imtina etmesine neden olabiliyor. Bu herkes için geçerli değil ama yaygın. Bir başka çalışma biraz daha yukarı doğru çıkalım. O da Karadeniz kıyıları için. Orada da yine 2007'de 2008'de yapılan çalışmalarda çok ciddi bir plastik kirliliği rapor ediliyor ama buna rağmen biz bu tip plastik kirliliğinin önlenmesine dair herhangi bir şeye rastlamıyoruz. Bakın burada Marmara Denizi için de benzer bir çalışma var. Marmara Denizi'nde 94'te bir çalışma yapılmış. Deniz dibindeki çöpleri haritalamışlar. Sonra bir de 2000 yılında yapmışlar ve bunu daha sonra 2013'te yayınlamışlar. Buna rağmen Marmara Denizi en son neyle hatırlıyoruz biz? Müsilajla hatırlıyoruz. Yani müsilaj bir anda ortaya çıkmadı tabii geçmişi. Bu özellikle atık su ve atık ve boşaltımı ve farklı atık boşaltım şekillerinden kaynaklanan bir sonuç olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi bilim politika ilişkisi meselesi önemli. Türkiye'de plastik krizini anlamak, plastik kirliliği krizini anlamak için bu ilişkiyi de bilmemiz gerekiyor. Çünkü ilk çevre kanunları ne kadar 83 yılında çıkmış olsa da biz bakıyoruz ki atık kontrolü ile ilgili yönetmelikler 90'lardan sonra çıkmaya başlıyor ki yönetmelik çıktığı zaman tabii bunlar uygulanmıyor.
biz belediye çöplerinin önemli bir kısmını ne yazık ki vahşi depolama alanlarına gönderiyorduk. Son 10 yıldır Türkiye'de tüm toplanan çöplerin %95'i düzenli depolama alanlarına gönderiliyor. Düzenli depolama dediğime bakmayın. Düzenliden kasıt şu: eskiden düzensiz olan yer bir yere toplanıyor aynı yerde. Etrafını çeviriyorlar. Bir de gaz üretim, biyogaz üretim, enerji üretim tesisi kuruluyor. Kalan bütün çöpler, işe yaramayan çöpler orada gömülüyor. Bunun örneklerine İstanbul'da, Adana'da, Ankara'da rastlamamız mümkün. Yani biz önümüzdeki gelecek nesillere aslında çöpü miras olarak bırakıyoruz. Antroposen çağının, ki Justin'in en başta anlattığı antroposen çağının en önemli özelliklerinden biri bu. Bundan 100-200 yıl sonra, ki bugün şu anda Amerika'da yapılıyor bu. Bazı yerlerde kentsel hayatın nasıl olduğunu anlaşılması için kazılar yapıyorlar ve insanların geçmişteki tüketim alışkanlıkları, yani geçmişten kalsın 100 yıl öncesinin tüketim alışkanlıkları ortaya konuluyor. Bizim için de böyle bir fırsatımız oldu. Bizim arkeolojik, antropolojik araştırma alanlarımız olacak. Bu çöp depolama sahaları. Hatta önümüzdeki yıllarda şöyle bir sektör çıkacak: çöp depolama alanlarının kazılıp rehabilite edilmesi gibi bir sektör ortaya çıkacak ki yavaş yavaş da başladı. Bu da ciddi bir rant kaynağı olacak. Çünkü gömmek ve depolamak bir atık yönetim biçimi değildir. Atıklardan kurtulma, atıkları görünmez kılma biçimidir. Nitekim çöp ticareti dediğimiz mesele de tam olarak Avrupa'nın plastik çöplerini ve birçok tehlikeli çöplerini gömmek istememesinden kaynaklı olarak ortaya çıkmış bir atık yönetim tekniği tırnak içerisinde. Diğer şeylere de bakıyoruz, düzenlemelerin tarihlerine bakıyoruz. Mesela sıfır atık yönetmeliği 2019 yılında çıkıyor. Bunlardan daha vahim olan bir şey var. 2019'da çıkmasına rağmen ya da 2020'de çevre kanun şeyle beraber, çevre ajansı kurulumuyla beraber depozito iade sistemi oluşturulmasına rağmen biz hala depozito iade sisteminin uygulanabildiği bir örnekle karşı karşıya değiliz. Sadece depozito iade sisteminin bir pilot uygulamasını Ankara'da bir yerlerde görebiliyoruz. Mesela mikroplastik kirliliği için de benzer bir durum söz konusu. Bu bilim politika ilişkisini anlayabilmek için, politika yasa yapıcılarla olan ilişkiyi anlayabilmek için. 2016'dan itibaren Türkiye'de mikroplastik kirliliğine dair yayınlar çıkmaya başladı. Bir tane 2016'da Karadeniz'de çıktı. Bir tane 2017'de, iki tane de 2017'de Akdeniz için yayınlandı. 2016'nın sonu, 2017'nin başı. Daha sonra çok sayıda, yüzlerce makale yayınlandı. Şu anda bizim Türkiye'de bazı alanlar dışında her bölgeye ait mikroplastik kirliliğine dair ciddi veri sahibiyiz. Hatta 2018 yılında biz turlarda yaptığımız çalışmada mikroplastikleri bulduğumuzda çok ciddi bir ses getirmişti. Ama hiçbir değişiklik olmadı. Bu dünyada da böyle tabii, yavaş yavaş oluyor. Ama Avrupa'da mesela geçtiğimiz yıl yüz temizleme jelleri de dahil olmak üzere kasıtlı olarak eklenen mikroplastikler bazı ürünlere yasaklandı. Bizim bu anlamdaki serüvenimiz biraz daha trajik ne yazık ki. Bakın, burada bir sürü çalışma var. Bunların birçoğunu benim de dahil olduğum araştırmacı grubuyla gerçekleştirilen çalışma. Toprakta, havada, suda, gölde, gıdada, balıkta, tuzda, midyede, her yerde, insan midesinde, plasentasında, her yerde mikroplastik varlığına dair bir şüphemiz yok artık. Yani mikroplastik var mı yok mu gibi tartışmayı gütmüyoruz. Ya da herhangi bir insan organında ya da bir canlı ya da bir erişimi olmayan bir doğa parçasında, doğa alanında mikroplastikle karşılaşmak şaşırtıcı olma niteliğini yitirdi. Artık bunlar bilinen gerçekler. Bu saatten sonra yapılması gereken bunun kaynağının azaltılması, ki biz bilim insanları koalisyonu, ki Betanen'in de bahsettiği, temel olarak bunun kaynağının ortadan kaldırılması için çöpü toplamaya, plastiği toplamaya, yakmaya, geri dönüşmeye ya da bilmem bunun gibi havzanın aşağı kısmı dediğimiz, yani sonuca odaklanan çözüm önerileri yerine en gereksizden başlayarak plastik üretiminin durdurulmasını, azaltılmasını ve kısıtlanmasını talep ediyoruz. Bakın, yine az önce de işte Betanen'in de bahsettiği plastik çöp ticareti meselesiyle ilgili bunun neden durdurulması ve engellenmesi gerektiğine dair o kadar çok yayın, o kadar çok rapor ve işte haber çalışması ya da işte araştırma çalışması ortaya konuldu ki etkilerine dair, hala Türkiye ne yazık ki plastik çöp ithalatına
devam ediyor. Hani bunun da adı çöp değil, ham madde diye nitelendiriliyor. Aynı ham maddeyi biz yılda 4 milyon ton üretiyoruz ve bunu sadece %10'unu toplayabiliyoruz, 400 bin tonunu. Topluyoruz ama ne yaptığımız konusunda çok ciddi bir veri eksikliği var. Bugün Türkiye'de plastik çöp de dahil, çöplerin yönetimine dair ciddi bir veri eksikliği söz konusu. Bakın bu Literbase isimli bir web sitesinden alınmış görsel. Bakın Türkiye'nin deniz kıyılarındaki, denizel ortamlarındaki plastik kirliliği ilgili yapılmış çalışmalar. Plastik ve diğer kirleticiler yani deniz çöpü dediğimiz kirleticilerle ilgili yapılmış çalışmalar en yoğun bu bölgede. Çünkü bu bölgede biz çalışıyoruz, o yüzden çok fazla çalışma Araştıralım. var. Evet, araştırma yapıyoruz. Bu bölgede İstanbul biliyorsunuz metropol olması ve birkaç farklı üniversitenin de çalışıyor olmasıyla ilişkili. Ve Karadeniz'de yine artan Rize'den kaynaklı olarak artan sayıda araştırma olması bu bölgelerde artık plastik kirliliği meselesine dair herhangi bir şüphe yok. Yine bakın bu başka bir çalışma. Evet burada görünüyor. Bu çalışma İtalyan bir grup araştırıcının yaptığı bir çalışma ve Akdeniz kıyılarının plastik kirliliğine dair durumları hem deniz dibinde, deniz yüzeyinde ve sahillerdeki durumu gösteriyor. En kırmızı yer Türkiye kıyıları görüyorsunuz. Hatta kırmızı yetmemiş, mor olmuş en alttakini de görüyorsunuz. Bu ne demek? Bir günde 1 kilometrelik sahile 30 kilogramdan daha fazla plastik vuruyor. Yani yapılan tahminler bunu gösteriyor ama gerçek bundan çok çok daha fazla. Çünkü bu çalışma yapıldığında çalışmaya dayanak olarak kullanılan çalışma sayısı çok azdı. Şu anda daha fazla çalışma var. Dolayısıyla şu anda bir tahmin yapıldığı zaman bu sayının çok çok daha fazla olduğu ortaya çıkacaktır. Yine bakın Türkiye'deki göllerle ilişkili, iç sularla, nehirlerle ilgili çalışmalarla ilgili yapılmış bizim yaptığımız bir sistematik değerleme çalışmasında hem biyota dediğimiz canlılarda göl sedimentinde ve göl ve nehir suyunda yapılmış çalışmalarda ciddi anlamda bir plastik varlığı rapor edilmiş durumda. Bir başka çalışma yine Türkiye'de toprakta mikroplastiklerin kirliliğine dair bir çalışma. Bu henüz yayınlandı. Bu çalışmada iki tane çalışma vardı. Bir tanesi sadece örtü altı yetiştiriciliği yapılan alanlardan. Bir tanesi de hem örtü altı yetiştiriciliği yapılan hem de yapılmayan tarımsal topraklardan hem de kentsel kullanım amacıyla yani kent içerisindeki topraklardan elde edilen örneklerle yapılan çalışma. Her ikisi de plastikle ilgili toprakta çok ciddi bir problem olduğunu gösteriyor. Özellikle bizim Adana'da yaptığımız bu örtü altı yetiştiriciliği ve damla sulama uygulaması tek kullanımlık borular ve plastiklerle yapılıyor bu arada bu damla sulamada bu alanlarda. Özellikle karpuz ve turfanda sebzede çok yoğun olarak kullanılıyor. 1 kilogram toprak bir avucu ancak doldurur. Yani şöyle bir avuç yaptığınızda bir avuç toprakta 16 adet plastik var. Sadece bunlardan kaynaklanan. Bakın sadece bu iki türden kaynaklanan. Diğer yani normalde biz örneklere baktığımız zaman çok çok fazla başka kaynaklı plastikler de vardı ama onları kaynaklarda konusunda bir şey söyleyemediğimiz için o çalışma itibariyle çünkü amacımız orada örtü altı yetiştiriciliğinden ve damla sulamadan kaynaklı olanın miktarını belirlemekti. Bir yüksek sans kapsamında yapılmış çalışmaydı. Ve çok ciddi miktarda bir plastik var. Bu sayının 100-150'lere kadar çıktığını söylemek. Çünkü bir de şöyle bir nokta var orada. Bu topraklarda anız yangını denilen bir mesele var. O esnada işte bu plastikler de yanıyor ve o kirleticiler az önce Betan'ın anlattığı o binlerce kimyasal gıda zincirine, besin zincirine dahil oluyor. Yangın meselesi işte bu hatırlayın Türkiye'de biliyorsunuz çok ciddi miktarda yangın çıkıyor. En son buraya çok yakın değil ama İzmir'de olanlar belki hatırlarlar. Manisa'da çok büyük bir yangın çıktı. Aynı tesis yine yandı bu arada geçenlerde. Mühürlemişler. Bir öncekinde de mühürlenmişti. Tamam. Şimdi tam mühürlenmiş. Manisa Muradiye Organize Sanayi Evet, tamam. Bölgesi'nde ismini hatırlamıyorum tesisin ama daha önce de yanmış, ismini değiştirmiş, sonra bir daha yanmış, bir daha ismini değiştirmiş falan böyle bir süreç var. Her ay 10-12 tane, 15 tane yakın plastik geri dönüşüm tesisi yanıyor. Dolayısıyla bu yangınların meselesi, bu yangınların yarattığı etki
tahminimizden çok çok daha ötelerde, daha yukarılarda, daha şiddetli olabiliyor. Betani'nin gösterdiği İskenderun limanındaki yangın 15 gün falan sürmüştü. Kendi kendine söndü diyebiliriz. Yani öyle çok ciddi müdahalelerle söndürülmedi. Çünkü inanılmaz bir kimyasal söz konusu. Plastik, boya ve farklı işte tarım kimyasallarından oluşan. Çünkü o zaman o işin denetimiyle, kontrolüyle ilgili görevlendirilen bir arkadaşla tanışmıştım. Bana kimyasalların listesini gösterdi. Yani depremden sonra böyle bir kimyasal yangınının yaratacağı etkinin konuşmak bile insanı ürkütüyor. Çünkü o kadar çok sayıda kimyasal vardı ki ve bunlar yandıktan sonra ortaya çıkan yeni kimyasallar, farklı kimyasallar çok ciddi bir risk yaratmıştı. Ama ne yazık ki kimseye oradan uzak durmaları gerektiği ya da o havayı solumamaları gerektiğine dair hiçbir önlem, hiçbir uyarı yok. Biz sesi açıklardı. Ben bu da çöp ithalatı meselesi. Şey olabilir mi? Onun saldırı olabilir mi? Aa. Neydi? Ne diyor? Anlamadım. Tamam. Yok, sesini kıstık çalayım Kürtçe mi öyle mi? ben. Yok yok. Yabancılar girdi birkaç tane adam. Öyle mi? Girebilirler. Sıkıntı yok ama seslerin Şey kapalı olması lazım. evet. Biraz Spam tam gibi geliyor. olmasınlar. Öyle gibi geldi. Evet. Bana da öyle gibi geliyor. Sıkıntı Spamcılar oluyor bazen. Daha önce oldu. oldu. Sorun değil. Bu da işte plastik çöp ithalatı meselesi. O kabul etmeyelim. Bekleyelim. Evet, kabul etmeyelim. Kalsın orada. 2023 yılına dair bir veri en son var. 2023 Ağustos'a dair azalmış gibi görülse de bu dalgalanmanın nedeni enerji fiyatlarındaki yükselme ve Avrupa'daki kısıtlamalar. Enerji fiyatları düştüğü zaman bu sayıların artması, oranların artması mümkün. Yani peki buna dair Türkiye'de önleyici tedbir olarak ne anlıyor? Tek bir önleyici tedbir var. Ciddiye alınabilecek, ciddiye eskiden alabileceğimiz, artık alamayacağımız 25 kuruşluk poşet ücreti uygulaması. İlk çıktığında etkiliydi. İnsanlar almıyordu marketten ama şimdi artık bir etkisi yok. Çünkü 25 kuruşluk para üstü olarak verdiklerini kabul etmiyorsun. Almıyorsun, bırakıyorsun. Yere düştüğü zaman dönüp bakmıyorsun. Eskiden olsa hani giderdiniz yani 25 kuruş üstü alayım derdiniz. Şu anda cebinizde 25 kuruş olunca ağırlık hissediyorsunuz ve bir yere bırakıyorsunuz, birine veriyorsunuz falan. Dolayısıyla bu burada saydıklarım, burada anlattıklarım yani depozito iade sisteminin hala girmemesi, aklı olmaması, geri dönüşüm tesislerinin yangınları toplayamamamız, hala çöpleri, kaynağında ayrıştıramamamız ve tek kullanımlıklara ya da mikroplastiklere dair herhangi bir önlem alınmamış ya da açıklanmamış olması ne yazık ki Türkiye'nin plastik kirliliği krizini çok daha şiddetli yaşamasına neden oluyor. Çünkü Türkiye kıyılarının şöyle bir özelliği var. Özellikle Akdeniz kıyıları için söyleyeyim bunu. Bizim sadece kendi çöpümüz de gelmiyor. Yani Mısır'ın, Tunus'un çöpü de geliyor. Bir de biz çöp ithal ediyoruz. Hepsini bir araya getirdiğimiz zaman aslında bir kümülatif etki söz konusu. Aslında bu plastik anlaşması müzakerelerinde Türkiye'nin öncü bir rol alması gerekiyordu bölgesel olarak. Çünkü bu kapasitesi var aslında Türkiye'nin. Hani düşündüğümüz zaman bölgedeki ülkeleri, özellikle Doğu Akdeniz ülkelerini. Ama ne yazık ki müzakereleri izlerken aldığım izlenim çok düşük profil bir durum söz konusu. O yüzden de plastik anlaşmasında hani benzer düşünen ülkeler diye bir grup çıkmıştı. Onlar plastik üretimi sonucunda hiçbir kısıtlama yapılmasın diye uğraşan İran, Çin gibi, Rusya gibi ülkeler. Bir de Yüksek İstekli Koalisyon adı altında Avrupa Birliği ülkelerinin de içinde olduğu işte farklı ülkelerin desteklediği ve önlemler alınması konusunda daha istekli olan bir koalisyon var. Bir de bunun dışında arada olan ülkeler en nihayetinde Türkiye'nin bu kirlilik krizinden kurtulabilmesi için yüksek istekliler grubuna dahil olması en uygun yer. Çünkü biz plastik üretirken bile ürettiğimiz plastik üretmek için petrol ürünü ithal etmemiz gerekiyor. Çünkü biz petrol üreten bir ülke değiliz. Dolayısıyla benzer düşünen ülkeler koalisyonuna girmemizin çok bir anlamı yok bu açıdan düşünüldüğünde. Tek ek veriyorum.
Evet. Sevgili Serhat Hocam, çok teşekkür ederiz. Şimdi sıra Deniz'de. Ona kaldırdık ama hala Zoom'da 26 komşu şey var, katılımcı var. Salonda da hala herkes Evet. uyanık değil. Sözü Deniz'e geçireceğim şimdi. Sevgili Deniz Bayram, avukat, İstanbul Barosu'nda kayıtlı. 2010 yılından bu yana çeşitli sivil toplum örgütlerinde çalıştı. Özellikle toplumsal cinsiyet, çevre ve iklim konularında çalıştı. Bunlardan bazıları Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı, Greenpeace Akdeniz, Uluslararası Sınır Tanımayan Doktorlar, Change of İklim Programı, bu örgütlere danışmanlık veriyor. Galatasaray Üniversitesi Kamu Hukuku Anabilim alanında, uluslararası alanda da gelişmeler üzerinde çevre suçları hakkında yüksek lisans bilgi var. Human Rights Watch adlı insan hakları gözlemcisi adlı kuruluşlar, uluslararası insan hakları kuruluşları araştırma görevlisi olarak çalışıyor. Sevgili Deniz, söz sende. Çok teşekkür ederim. Gerçekten günün son sunumcusu olmanın dezavantajını yaşıyor olacağım ama o dezavantajı biraz aslında şu ana kadar sunumlarda bahsedilen tüm plastiğin zararları, etkileri, olumsuz etkilerinin birazcık toplumsal etkisi nasıl oluyor, gündelik hayatımıza nasıl etki ediyor, daha insan hakları ihlalleri boyutu üzerinden açıklamaya çalışacağım ve bu dezavantajı biraz avantaja çevirmeye çalışacağım. Çok teşekkür ederim beni davet ettiğiniz için bu panele. Çok mutlu oldum gerçekten. Aynı zamanda 2022 yılında yayınlamış olduğumuz plastik geri dönüşüm sektöründeki insan hakları ihlallerine ilişkin raporumuzun çıktılarını da sunma fırsatım oldu bu arada, olacak böylelikle. Şimdi çok kısaca aslında ben de birçok şeyi tekrar birçok sunumda geçen plastiğin bugün küresel etkilerine dair, insan sağlığının etkilerine dair yapılan çalışmaların son derece az olması aslında bildiğimizden, düşündüğümüzden daha ciddi etkilerin olabileceğine dair birçok konunun yanı sıra biraz biz plastik meselesini Türkiye'de nasıl tanıştık ve şu anda nasıl ilerliyor bunlara dair birkaç bilgi vermek istiyorum. Tabii aslında bunun için en önemli bizim için yıllara baktığımızda 2018 ve 2020 yılları arasında bizim için son derece önemli bir dönemi ifade ediyor. Çünkü plastik atık ithalatının muazzam derecede artış gösterdiği bir dönem bu. Hepimizin bildiği üzere Çin'in artık plastik atık ithalatını yasaklaması ile birlikte Türkiye ana varış noktalarından bir tanesi oldu plastik atıkların. Tabii bunu rakamlara vuracak olursak aylık plastik ithalatında 4.000 tonken bu 33.000 ton gibi çok ciddi bir rakama yükseldi. Ve 2018 yılından itibaren de şu anda belirli aralıklarda inişler olabiliyor, da yükselmeler olabiliyor. Ama genel olarak bu ortalamada seyrettiğini söyleyebiliriz. Tabii bu kadar ciddi bir artışla birlikte Türkiye nasıl yakalandı bu kadar ciddi bir artışa? Çok ciddi bir altyapı eksikliği, uygulama mekanizmaları eksikliği ve mevduat yetersizliğiyle yakalandı. Yani düşünün ki sınırlarımızdan 4 kat, 5 kat daha fazla plastik atık geliyor. Ve sizin bu plastik, yani bir de kendi ülke sınırları içerisinde üretilen atıkların üretilmesi bir süreç söz konusuyken, 5 kat daha fazla plastik atık geldiği zaman ki bu plastik atıkların da bir kısmı geri dönüştürülebilir. Çok ciddi bir kısmında ilk yıllarda geri dönüştürülebilir olmayan aslında gerçekten çöp olarak ifade edebileceğim atıklar olduğunu düşünüldüğünde birden bu yıllar arasında sevgili Ferhat hocamın da oldukça çok çalıştığı ve bununla ilgili birçok toplumsal çalışmalar gösterdiği bir dönemi hepiniz hatırlarsınız. Bizler de aslında bu çevre krizine neden olabilecek ciddi olaylara rastladık. Birazdan olaylardan da kısaca bahsedeceğim. Ve birden aslında Türkiye'nin birçok yerinde ama özellikle liman kentlerine yakın bölgelerde İzmir gibi, Adana gibi, Mersin gibi bölgelerde yurt dışından getirilmiş olan ve doğaya bırakılmış olan plastik atıkların neden olduğu çevre kirliliğiyle karşı karşıya kaldık. Tabii bu bahsettiğim çevre kirliliği daha böyle hani
küçük boyutta bir işte sahildeki rast geldiğimiz plastikler ya da kent ortamında rast geldiğimiz plastik çöpler gibi değil. Aslında tonlarca bir yere bırakılmış, orada bir şekilde doğaya karışan, tarım alanlarına doğru karışmaya yüz tutmuş olan balyalarca olarak ifade edilen plastik atıklarla karşılaştık. Tabii mevduat yetersizliği, altyapı uygulama yetersizliği derken neyi kastediyoruz? Mesela günlükte bu gelen plastik atıkların denetimini yapabilecek. Yani gerçekten bunlar geri dönüştürülmeye mi gelmiş? Geri dönüştürülebilir atık kategorisinde mi? Ya da nereye gidecek, nereden gelmiş? Bunların denetimini yapacak kişi sayısı bile şu anda son derece az. Birazdan bizim raporumuzun araştırma çıktılarından da bahsedeceğim. Ama o dönemde hemen hemen hiç noktasında diyebileceğimiz ciddi bir eksiklik söz konusuydu. Aynı şekilde ithalat lisanslı olmayanlar, izni olmayanlar, hatta ruhsatı olmayan birçok geri dönüşüm tesislerinin bir şekilde nereden olduğu belli olmayan, kaynağı belli olmayan kişilerden, kurumlardan, farklı ülkelerden bu atıkları ülke sınırlarına sokmuş olduğunu ve bunun ciddi bir çevre krizine neden olabilecek bu yıllar arasında olaylara neden olduğunu biliyoruz. O dönem Sanayi Ticaret Bakanlığı'na bir çevre kurumu adına bir bilgi edinme başvurusu yaptığımızda ise bu yetersizlikleri sorguladığımızda, yani Türkiye'nin bu şekilde birdenbire kat be kat daha fazla atık ithal eden bir ülke konumuna gelmesi, fakat mevduat yetersizliği, altyapı sorunları, uygulama mekanizmalarının yetersizliği, yani bu ciddi hacmi ciddi oranda yükselen ithalatı siz hangi mevduatla çevre mevduatına ve çevre haklarına bir şekilde uygun hale getirmeye çalışıyorsunuz ve bununla ilgili ne önlemler alıyorsunuz diye sorduğumuzda gelen yanıt bu ülkemizde giriş yapan plastik atıkların ekonomik değerinin son derece yüksek olduğu, geri dönüştürülmek amacıyla gelmiş olduğu, bunların çöp olarak ifade edilemeyeceği şeklinde bir yanıt aldım. Fakat aynı yıl içerisinde İzmir Kemalpaşa olayını belki hatırlayanlar olacaktır. Bize bir gün bir çevre kurumuna bir ihbar geldi ve bu ihbarda içinde insanların yaşadığı, yani biz sonradan gittik oraya gördük, zaten ziyaret ettik alanı. Gerçekten de iki yaşlı ve hasta insanın yaşadığı, bir ailenin yaşadığı iki katlı bir evin arka bahçesinde görmüş olduğumuz tonlarca menşe İtalya olan plastik atıkların oraya yığılmış olduğunu gördük. Ve hemen alanın hemen yanında da çevresinde de büyük tarım arazileri söz konusuydu. Oradaki çevre koşullarıyla birlikte aslında zaten bu balyadaki plastik atıklar yavaş yavaş dağılmaya, o bölgeye doğru dağılmaya başlamıştı. Aslında benim plastik atık dediğime bakmayın, çünkü bunlar atık değil de aynı zamanda tıbbi bazı atıklara da denk geldik orada, evsel atıklara da denk geldik. Aslında orada sonradan araştırma yaptığımızda sonradan şunu öğrendik biz. Bu atıkları, bu çöpleri getiren kişi aldığında bunların geri dönüştürülebilir bir atık olduğunu düşünmüş. Çünkü kendisi de bilmiyor. Çünkü o dönemi şöyle tarif edebiliriz. Yani birden o sektörde çalışan geri dönüşümcüler için ciddi bir fırsat ortaya çıktı. Ve hatta sadece böyle kendileri alıp onu geri dönüştürüp bir ekonomik faaliyetin bir parçası yapmayacaklar. Aynı zamanda parayla satın aldıkları böyle bir fırsat ortaya çıktı ve bu konuyla ilgili uzman olmayan, hangi atığın geri dönüştürülebilir, hangi atığın geri dönüştürülebilir, geri dönüştürülemez olduğunu bile bilmeyen kişilerin bir şekilde bu atıkların ülkeye girişini sağlamış oldukları bir dönemdi o dönem. Ve sonradan kişinin kendi deposunda bir yangın çıkınca ve ne yapacağını bilemediği bu tonlarca çöpü, içinde evsel atık olan, tıbbi atık olan, aslında tehlikeli atık kategorisinde, yani tehlikeli olarak ifade edebileceğimiz tıbbi atıkları da gözle gördüğümüz için, orada tespit edebildiğimiz için. Bu baş edemediği bu sorunu bir ailenin yaşadığı bir evde o aileye para da ödeyerek onların arka bahçesine yığılmıştı. Daha sonra biz bu konuyla ilgili bir suç duyurusunda bulunduk Kemalpaşa Savcılığı'na. Konu medyada son derece ciddi, geniş bir şekilde yer aldı.
Ve bu süreçte Çevre Şehircilik Bakanı'nın bizzat kişinin kendisini aradığını o dönemde ve bu atıklardan kurtulun. Yani ne yapıyorsanız yapın bunu. Yani 2 yıl sonra konunun takibini yapmak için bölgeye gittiğinizde, kişiyle görüştüğünüzde o dönem Çevre Bakanlığı'nın bu konudan son derece rahatsız olduğunu ve bunlardan bir an önce kurtulması gerektiği talimatı verildiğini ve bu büyük, bu tonlarca atığında Manisa'da atık yakma tesisinde yapıldığını biliyoruz. Ve sorunlar bu şekilde daha büyük sorunlara neden olacak şekilde kurtulmuş. Biraz hukuki süreçten çok kısaca bahsedeceğim. Savcılık soruşturması tabii biraz medyada son derece geniş, yani geniş bir şekilde yer aldığı için birazcık bu konuyla ilgili bir kamuoyu baskısı ortaya çıktığı için hukuki süreç gerçekten son derece ciddi bir şekilde ilerledi. Öncelikle bu kişinin firmasına bir idari para cezası ortaya çıktı. İdari para cezalarından ayrıca bahsedeceğim. Aynı zamanda da Kemalpaşa Ceza Mahkemesi'nde bir dava açtı savcılık. Ve taksirle çevre kirliliğine neden olmaktan bir ceza mahkeme yapıldı. Çok ilginç süreç şu anda İtnaf Mahkemesi sürecinde itiraf etti ceza aleyhine ceza mahkemeden yatırımcı. Çevre Şehircilik İklim Değişikliği Bakanlığı bu süreçte davaya müdahil oldu. Katılan olarak yer aldı. Yer aldı. Benim için son derece ilginç bir avukat olarak da çünkü aslında bu atıkların ülke sınırlarına girişinin kontrollerinin yapılması ve bir çevrenin korunması için gerekli önlemlerini almakla yükümlü olan idarenin aslında suçtan zarar gören olarak davada yer aldığını gördük. Tabii atık sorunu en çok özellikle bu liman kentlerine yakın bölgelerde ciddi bir daha görünür ciddiyette olduğunu söylemiştik. Adana bu anlamda çok bilinen yine bu görseller bu yıllar içerisinde yani hiçbir kontrolün, hiçbir denetimin, hiçbir mevduat sisteminin yer almadığı bir dönemde işte BBC uluslararasının orada atıkların üzücüce yakıldığını gösteren. Biz özellikle 2021 ve 2022 yılında ara ara Adana'ya gittik. Sedat Hocam'la da bir araya geldiğimizde. Hala oradaki yani o dönemde doğaya bırakılmış olan işte kanala atılmış olan atıkların bir yıl öncesinden 2 yıl öncesinden hala orada durduğunu yani artık böyle bir normalleştirme meselenin normalleştirilmesi, böyle bir rasyonelleştirilmesi gibi bir süreç de maalesef meydana geldi. Ve şu anda Adana'da o hala aynı yerlerde o atıklar var mı bilmiyorum ama bu kadar skandal ve uluslararası medyada yer almış olmasına rağmen hala o bölgenin 2 yıl sonra bile atıkla kirli olması oldukça ilginçti. Ben şimdi sunumun büyük bir kesiminde Human Rights Watch, İnsan Hakları İzleme Örgütü'nün 2022 yılında yayınlamış olduğu plastik atık ithalatının insan hakları açısından ele alan sanki bizi zehirliyorlar. Türkiye'de plastik geri dönüşümünün sağlık üzerindeki etkileri adlı raporun çalışmamızın bulgularından bahsediyor olacağım. Bu rapor Human Rights Watch'ta İnsan Hakları İzleme Örgütü'nde arkasında oldukça büyük bir araştırma ekibinin olduğu bir çalışma. Özellikle raporun yazarlarından, burada da adını almak istiyorum, Hüseyin arkadaşımızın kaleme aldığı bir rapor. Ben de raporun danışmanı olarak yer aldım. Şimdi size kısaca bu raporda biz neler yaptık, kimlerle görüştük, gözlemlediğimiz nelerdi ve hangi saatlerde biraz bunlardan bahsetmek istiyorum. Sanki bizi zehirliyorlar ifadesi aslında görüşme yaptığımız ve plastik Adana'da plastik geri dönüşüm tesislerinin çok yakınında oturan bir kadının ifadesi. Bizi sorularımızı yanıtlarken şöyle söylemişti. Yani ben hani ne olduğunu anlayamıyorum ama bazen öyle dumanlar, öyle şeyleri görüyoruz ki o tesisten çıkan. Sanki bizi zehirliyorlarmış hissine kapılıyoruz demişti. Biz de bu ifadenin gerçekten rapor adı açısından güzel bir isim olacağını, gerçekten çok zehirliyorlar. Bizim tespit ettiğimiz eksiklikler hem işçiler açısından, geri dönüşüm tesisinde çalışan işçiler açısından hem de bu tesislerin çok yakınında oturan, hayatını sürdüren kişiler açısından ciddi bir risk teşkil ettiğini gördük.
Bu çalışma kapsamında 30'a yakın kişiyle görüşme yaptık. Çoğunu bu geri dönüşüm tesislerinde çalışan insanlardı. Çalışmamız daha çok Adana ve İstanbul özelinde. Şimdi aslında bir video var ama onu sonra da gösterebilirim. Hem vakit almamak için hem de şu anda sesle ilgili bir sorun var sanırım. Yok, paylaşırken sizle beraber paylaşmanız gerekiyor değil mi? Ha, öyle mi? Şey için mi gördüm? Aynen. Paylaşırken Efendim, chatten de paylaşırım. Daha sonra da sunumun sonunda da ayrıca paylaşabilirim. Çok sorun değil. Burada biz tabii bu çalışma kapsamında birçok il gezdik. Bu plastik geri dönüşüm sektörünün böyle yoğun olarak konumlandığı bölgelerde. Ama çalışmamızın odaklandığı şehirler özellikle Adana ve İstanbul'da çok anlamlı verilere ulaştığımız için. Burada Adana ilinde özellikle Onur, Ova, Şakirpaşa ve Uçak mahallelerinde yaygınlaştığını görüyoruz geri dönüşüm tesislerinin. Yani o bölgeye girdiğimizde zaten aslında bir sanayi bölgesine girmiş gibi oluyorsunuz. Fakat tabii bu bölgede aynı zamanda şunu soruyoruz. Sanayi bölgesi gibi gözüküyor ama insanlar yaşıyorlar. Yerleşim yeri ve bu geri dönüşüm tesislerinin yerleşim yerlerine çok yakın olduğunu görüyorsunuz. Hatta sadece yerleşim yeri derken insanların evleri yaşadığı bölgeler değil, aynı zamanda örneğin 11 okulun yer aldığı bir okullar bölgesi olduğunu görüyorsunuz. Hastanelerin yer aldığını görüyorsunuz. Şurada örneğin burada işte plastik geri dönüşüm hızıyla gözüken yerler. İşte o bölgede biraz önceki bahsettiğim ismini verdiğim mahallelerde konuşlandırılan plastik geri dönüşüm tesislerinin sayısı ve işte okusarıyla görülen yer okullar 11 okulun yer aldığı Adana'da o bölgede okullar bölgesi olarak ifade edilen yani anaokulundan liseye kadar her kademeden okulun yer aldığı bir bölge 250 metre yani plastik geri dönüşüm tesislerine 250 metre sınırları içerisinde. Biz bizzat okula girdik araştırmacı arkadaşlarımızla. Okul müdürüyle görüşmeler gerçekleştirdik. Orada öğrencilerin oradaki bir okul gününü gözlemleme fırsatımız oldu. Ve bir sınıftayken, okul müdürünün odasındayken bile plastik geri dönüşüm tesislerinden sürekli seslerin geldiğini ve bir okulun kampüsünde sürekli kokunun çok olduğunu gördük. Yani sürekli orada çocuklar, öğrenciler eğitim hayatlarını sürdürürken sürekli olarak çünkü bahsettiğimiz bir tesisler 7-24 çalışan tesisler sürekli bir sese maruz kalıyorlar. Aynı zamanda da çok insanı rahatsız eden ve eminim sistematik olarak maruz kaldıkça ciddi psikolojik etkilerinin söz konusu olabileceği bir kokuya maruz kalma durum söz konusu. Yine 250 metre sınırları içerisinde orada yaşayan insanların yararlanabileceği park bölgelerinin olduğu, sağlık tesislerinin söz konusu olduğu ve yerleşim yerlerine son derece yakın olduğunu görüyoruz. İstanbul'da da özellikle bu tesislerin yoğunlaştığı yerler Sultan Gazi, Bayrampaşa, Başakşehir ve Esenyurt. Bu bölgelerde Adana'ya oranla yerleşim yerleri o kadar yakınında olmasa bile yine de yerleşim yerlerinin söz konusu olduğunu, hastanelerin söz konusu olduğunu gözlemleme fırsatımız oldu. Şimdi aslında biraz geri dönüşüm tesislerine ziyaret ettik. Geri dönüşüm faaliyetinin ne olduğuna bakacak olursak, benden önceki konularda da biraz ifade edildi. Çok detaya girmeyeceğim. Çok kısaca aşamalarından bahsetmek istiyorum. Çünkü geri dönüşüm tesisi dediğimiz zaman aslında geri dönüşüm sürecinin belirli aşamaları var. Ve bu aşama her tesis bu aşamaların hepsini birden yapmıyor olabiliyor. Farklı aşamalarda farklı tesislerin bulunduğunu ya da bir tesisin bütün aşamaları gerçekleştirecek şekilde faaliyet gösterdiğini görüyoruz. Şimdi öncelikle plastik atıkların bir tasnifleme süreci söz konusu oluyor. Çünkü plastikler çok farklı kategorilerde yer alabiliyor. Tasnifleme aslında geri dönüşüm açısından önemli bir faaliyet. Ve Türkiye'de aslında bu ayrıştırma denen şey yani kişi insanların
plastiklerini, atıklarını ayrıştırmamasından kaynaklı olarak biliyorsunuz ayrıştırma ayrı bir faaliyet. Ve bu da maliyetli olduğu için sektör açısından, geri dönüşüm sektörü açısından Avrupa'dan ithal edilen, Avrupa'da orada ayrıştırmanın, tahsislemenin çok daha özenle yapılıyor olması nedeniyle oradan ithal edilen tahsislenmiş, ayrıştırılmış plastik atıklar buradaki sektör açısından maliyeti daha da düşürdüğü için tabii daha cazip, daha karlı olabiliyor. Daha sonra parçalama aşaması söz konusu. Burada plastik bir taşıma bandı var ve bu plastik taşıma bandıyla plastiklerin küçük parçaları ve o belirli kodlarda, belirli renklerde parçalara ayrıldığını görüyoruz. Aynı zamanda bir yıkama işlemi söz konusu oluyor. Yıkama ve kurutma işlemi. Burada tabii o yıkama aşamasında biz tesisleri gezdiğimizde de özellikle görmüş olduğumuz çok ciddi bir su bütçesi söz konusu. O yıkama faaliyeti sırasında çok ciddi bir su kullanımı mevcut oluyor. Birazdan tesislerde gözlemlediğimiz yani o hukuka aykırılıklarla ilgili ayrıca araştırma bulgularımızdan bahsedeceğim. Ama örneğin hemen burada çok kısaca söylemek istiyorum. Biz gezdiğimiz tesislerde Adana'da çoğunluğu su arıtma sisteminin olmadığını ve o plastiklerin yıkanmasıyla ortaya çıkan atık suyun direkt şebekeye verilmiş olduğunu, kanala verilmiş olduğunu, dolayısıyla bunun nereye gittiğinin ciddi bir soru işareti olduğunu görüyoruz. Keza aynı şekilde bu tesislerde elektrik ve suyun çoğunluğunda ciddi anlamda da kaçak olarak kullanıldığını. Çünkü bu tesislerin ruhsatlı olmadığı gibi bir tespitimiz söz konusu oldu. Plastik atık geri dönüşümünün diğer bir aşaması ise eritme olarak ifade edebileceğimiz plastiğin ısıtma ve yeniden biçim verme. Bu peletler daha önceki filmlerde da gösterildi görselleri. O aşamaya getirmek için bir eritme işlemi söz konusu oluyor. Isıtma ve eritme işlemi. Bizim örneğin ziyaret ettiğimiz geri dönüşüm tesislerinden biri de şunu söyleyebilirim ki özellikle o eritme makinesinden ortaya çıkan o parçacık maddeler artık parçacık madde bile demek çok zor. Gerçekten gözle görülebilir seviyedeydi. Ve tesisten çıktığımızda artık böyle hani ciddi anlamda orada bir toksinlere maruz kaldığını hissediyorsunuz. Yani bir fiziksel olarak bile o hissi yaşıyorsunuz. Şimdi araştırma bulgularına gelecek olursak öncelikle bu bölgelerde geri dönüşüm tesislerinde çalışan kişilerin kimler olduğunu, yani bu bölgelerde yaşayanların kimler olduğuna baktık. Ve görüştüğümüz kişiler genellikle çocuk işçiler, mülteciler ve belgesiz göçmenlerdi. Dolayısıyla burada aslında bu sektörün neden olduğu insan hakları ihlallerinin çoğunlukla zaten halihazırda ayrımcılığa maruz kalan kişiler olduğunu ve daha savunmasız kesimler olduğunu görüyorsunuz. Özellikle Adana'da çalışma yaptığımız bölgede 1990'lı yıllarda Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgesinde köy yakma, köylerin boşaltılması gibi faaliyetleri sonrasında Adana ve o bölgeye göç etmiş olan Türkiye'de Kürtlerin yer aldığı o bölgede yaşadığını görüyorsunuz. Fakat yıllar içerisinde bir toplumsal değişim de söz konusu olmuş. Özellikle 2010'ların başında Suriye'den göçlerle birlikte şu anda bölgede bir hiyerarşi de söz konusu bu geri dönüşüm tesislerindeki çalışma gücü açısından daha işte tesis sahiplerinin işte daha önceki yıllarda atık toplayıcılığından tesis sahibi olmaya başladığını ve oraya gelen daha dezavantajlı grupların, Suriyelilerin, Afganların aslında hiçbir birazdan bahsedeceğim, hiçbir sosyal güvencesi olmadan
kayıt dışı çalışan belgesiz kişiler olduğunu ve mülteciler olduğunu ve bu durumunda onların daha da dezavantajlı, daha da sorumlu duruma olduğunu. Çünkü beraberinde ciddi bir çalışma gücü, iş gücü istismarını da beraberinde getirdiğini görüyoruz. Tabii en can alıcı vurgulardan bir tanesi biz çalışmamızda oldukça fazla diyebileceğim çocuk işçilere görüşmeler yaptık. Yaşları 9'a kadar iniyordu. Görüştüğümüz bazı kişiler aslında geri dönüşüm sektöründe çocukken çalışmaya başladıkları, yani olduğu gibi görüşme yapıldığı sırada çocuk olanlar, hem çocuk hem mülteci olanlar vardı. Görüşülenlerden 5 kişi görüştüğümüz sırada çocuk olduğunu söyleyebilirim. Yine plastik geri dönüşüm işinde çalışanların aldığı ücretlerin asgari ücretin çok altında olduğunu, çünkü ciddi bir kayıt dışı çalışma söz konusu olduğu için, zaten bahsettiğimiz kesimler belgesiz oldukları için, daha savunmasız bir grupta oldukları için ve çocuk oldukları için, yani çalıştırılmaları aslında Türkiye'deki mevduata göre yasak olduğu için, çünkü Türkiye'de sadece 16 yaşta 18 yaş arasındaki çocukların çalıştırılmasına ilişkin belirli kurallar, prensipler belirlenmiştir. Fakat plastik geri dönüşüm tesisleri, plastik üretimi, imalatı gibi aslında kimyasal süreçlerin söz konusu olduğu sektörlerde kesinlikle çocukların çalıştırılması yasaktır. Fakat yine çocuklar da bu sektörde kayıt dışı olarak çalıştırıldığı için yani kayıt dışı ekonomi demek aynı zamanda bu kişilerin zaten ücretlerinin de son derece az olması ve günde ortalama 12 saat çalıştıklarını ifade ettiler. Bazen sabah 7'de başlayıp gece yarılarına kadar çalıştığını, özellikle daha genç kadınlar çalışırken kendilerine hiçbir izin verilmediğini, mola verilmediğini ya da molada oldukları zaman çeşitli işte uyarılarla moladan geri çağrıldıklarını, örneğin işte daha genç kadınlarla, yani tesiste çalışan daha genç kadınlarla erkek çalışanlar arasında bariz ayrımcılıkların hem mola hakları açısından, hem kazandıkları ücretler, hem çalışma saatleri, hem de yaptıkları işler açısından ifade ettiler. Yine işçilerle ilgili en önemli konulardan bir tanesi koruyucu ekipman sağlanmıyor olmasıydı. Nitekim bizim ziyaret ettiğimiz geri dönüşüm tesislerinde de gördüğünüz üzere çalışanların hiçbir şekilde maske takmadığı, eldiven kullanmadığını gördüm. Doğrudan plastiğin geri dönüşüm sürecinde plastikle, maddeyle temas halinde olmalarına rağmen hiçbir koruyucu ekipmanları söz konusu değildi. Tabii bu kayıt dışı bir sektör haline gelmiş olması sadece onların ücret hakları açısından değil, sağlık hizmetlerine erişim hakları açısından da ortaya bir boşluk çıkarıyor. Çünkü hiçbirisinin sosyal sigortası olmadığı için hiçbirinin aslında sağlık hizmetlerine erişimi söz konusu olmuyor. Burada tabii özellikle ifade etmek istediğim konulardan bir tanesi de tesislerin, bizim İstanbul'da ve adım adım ziyaret ettiğimiz tesislerin önemli bir kısmının ruhsat almadığı. Aslında geri dönüşüm tesislerinin ruhsatlandırma süreçleri sadece bir izin değil, belirli otoritelerden alınması gereken ruhsat, lisanslama, Çevre Bakanlığı'nda alınması gereken lisansların söz konusu. Daha böyle merkezli hükümetin, otoritenin yetkisi oldu. Hem de belediyeden alınması gereken bir takım süreçleri söz konusu. Fakat biz tesisler ve tesis sahipleriyle görüşme yaptığımızda ruhsat alma süreçlerinin finansal açıdan oldukça yük getirdiği tesis sahiplerine
aynı şekilde komplike olduğu, dolayısıyla ruhsatsız çalışım burada mümkün olabildiği ve bazı görüştüğümüz, tespit ettiğimiz tehditlerin ruhsatsız olduğunu bu süreçte tespit ettik. Ruhsatsız çalışan tehditlerde görüştüğümüz kişilerin yine çocuk işçi olabildiği, mülteci olabildiği, belgesiz göçmen olabildiği, o savunmasız gruplardan geldiğine ve bu tehditlerde de hiçbir şekilde denetimin yapılmadığı gibi çeşitli bilgiler edindik. Görüşme yaptığımız kişilerden özellikle. Çünkü şöyle ki aslında Çevre Bakanlığı'nın birazdan kurumlara yapmış olduğu 22 bilgi edinme başvurusu var. O bilgi edinme başvurusu ve cevaplardan da bahsedeceğim. Fakat ruhsat meselesini özellikle şurada şöyle altını çizmek istiyorum. Ruhsatlı bir tesis olduğunda Çevre Bakanlığı'nın ya da ilgili kamu otoritelerinin denetimleri söz konusu olabiliyor. Ruhsatsız olan aslında hiçbir şekilde hiçbir mevzuatın hükümlerine tabi kılmadan bir şekilde kendine faaliyetini özet ederek faaliyetlerine devam edebiliyor. Ruhsatlı olan yerlerde de çalışan çocuk işçilerden ve çalışanlardan duyduğumuz şeyler genellikle denetimlerin önceden haber verildiği ve denetçiler gelmeden önce işte çocuk işçilerin evlerine gönderildiğini ya da işte hazırlık yapıldığını, tehditlerin temizlendiği gibi çeşitli bilgiler öğrendik. Biraz önce koruyucu ekipmanın sağlanmadığından bahsetmiştim. Örneğin bizim görüştüğümüz çok pardon, yaşları 15 ile 20 arasında değişen ve Suriyeli genç kızlarla yaptığımız bir görüşmede işverenlerinin yine çok uzun saatler çalıştıklarını ve işverenlerin kendilerine herhangi bir koruyucu ekipman sağlamadığını ifade ettiler. Görüşme sırasında da biz kendimiz bu kişilerin, bizimle görüşme yapan kişilerin ellerinde, vücutlarında kendileri bize gösterdiler. Çeşitli alerjik reaksiyonların söz konusu olduğunu, özellikle ellerinde sürekli plastikle temas etmekten dolayı ciddi işte kızarıkların oluştuğunu, lezyonların oluştuğunu gördük. Ve daha sonra bir koruyucu ekipman sağlanmadığını sorduğumuzda ise bize bu eldiveni gösterdi ve sadece bu eldivenden işe girdiklerinde bir kez verildiğini ve onun dışında da hani bu eldivenlerin hiçbir şekilde yenilenmediğini, sürekli bunları kullandığını, aslında sürekli yenilenmesi gereken bu koruyucu ekipmanında prosedürel olarak bir kez temas verildiğini ve yenilenmediğini görüyoruz. Ve artık yeni bir süre sonrasında da koruyucu olmaktan çıkıyor tabii ki. Yine birazcık araştırmamızda sadece geri dönüşüm tesislerinde çalışan kişilerin dışında bir de tesislerin yakınında oturan insanlarla görüşmeler yaptık. Ve bu süre içerisinde görüştüğüm kişiler gerçekten plastik geri dönüşüm tesislerine son derece yakın, yani 100 metre, 200 metre gibi son derece yakın oturan kişiler olduğunu gördük. Ve yine bu kişilerin de 7/24 bir sistem altı kalmaları, sürekli koku olması, tesislerin yakınındaki çevrekliliğinden rahatsız olmaları, çocukların okula giderken bu tesislerin neden olduğu çevre kirliliğinin arasından gitmek zorunda kaldığını ve bir özellikle tesislerin mantar gibi, yani 2018 yılından sonraki süreçte mantar gibi çoğalan bu tesislerin çoğalmasıyla, sayıların artmasıyla birlikte hava kirliliğinde daha da kötüleştiğini gördük. Bizim ziyaret ettiğimiz hiçbir tesiste bir hava ölçüm cihazının mevcut olduğunu, işte su arıtmanın olmadığını bir data sahibini kendisinden öğrendik. Ben şimdi çok böyle biraz soru cevap açacağız diye düşünüyorum. O yüzden çok uzatmayacağım ama çok kısaca kampanyaların cevaplarından bahsetmek istiyorum. Araştırma çalışması sürecinde 22 bilgi edinme başvurusu yaptık.
Adana, İstanbul ve Ankara'daki idari durumlara. Özellikle beni en önemli şaşırtan, en önemli mutluluklardan bir tanesi de bölgede yer alan, örneğin Adana'da ve İstanbul'da, özellikle Adana'da, valilik, Adana İl Çevre Müdürlüğü, belediye, Büyükşehir Belediyesi, o bölgenin kendi ilçe belediyesine yapmış olduğu başvurularda o daha yerel idarelerin konuyla ilgili hiçbir fikrinin olmadığını hani oradaki tesislerin artık insanların sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkı, sağlık hakkı, uygun bir yaşam standardı altında yaşama haklarına nasıl zarar gördüğüne dair hiçbir fikirlerin olmadığını ve herhangi bir bilgi ve belgede sunamadıklarından anladım açıkçası. Oysa ki bizim görüştüğümüz kişilerden elde ettiğimizde değerlendirdiğimiz, incelediğimiz belgelere göre bölgede yaşayan insanların birçoğu defalarca oradaki tesislere gerek CİMER aracılığıyla gerek de belediyeye başvurarak şikayetler de bulunmuşlardı. Fakat bu şikayetlerin ve bildirimlerin aslında hiçbir şekilde muhatabına hiç süreçler nedeniyle ilerlemediğini gördük. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı plastik geri dönüşüm tesislerine yapılan denetimleri ayırmadan genel olarak geri dönüşüm sektörüne yapılan denetimlerin bir hayli fazla olduğunu ve yüksek oranlarda idari para cezalarına çarptırıldığını söyledi. Fakat biz özellikle hem tesis sahiplerinden duyduğumuz hem yaptığımız çeşitli incelemelerde de bu idari para cezalarının aslında tesis sahipleri tarafından idareye başvurularak iptal ettirilebildiğini, aslında ödenmediği çeşitli vakalarında olduğunu biliyoruz. Örneğin Kemalpaşa'daki idari para cezası ile ilgili bir ödeme söz konusu olmadı. İdari mahkemesine başvuruldu ve bu süreç devam ediyor. Çalışma Çevre Şehircilik İklim Değişikliği Bakanlığı sormuş olduğumuz bu tesislerde hava ölçüm cihazlarının olup olmadığı, su arıtma sisteminin olup olmadığı, bunların kontrol edilmediğine ilişkin birçok soruyu cevapsız bıraktı. Çocuk işçilerle ilgili Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı yapmış olduğumuz başvuruya çocukların bu sektörlerde çalışmalarının yasak olduğunu, bununla ilgili çok öncesinden, yani 2010'ların başından itibaren başlayan denetimler söz konusu oldu. Fakat denetimlerin yıllara bize sunmuş oldukları tabloya baktığımızda, özellikle son yıllarda, yani 2020'nin 2019-2020 yılları içerisinde sadece 9 vakaya rastladıklarını ve bu 9 vakanın cezalı kesildiğini ifade etmiş olsalar da, sadece bir Adana'da yaptığımız araştırmada aslında 5 çocukla görüşmüştük. Dolayısıyla sayının çok daha fazla olduğunu tahmin etmek zor değil. Bu kapsamda raporda elde ettik araştırma bulguları doğrultusunda çeşitli önerilerde bulunduk. Detaylı önerilerde bunlar. Çok detayına girmeyeceğim vaktimiz olmadığı için ama birinci ve en öncelikli önerimiz Türkiye'ye plastik atık ithalatının çok ciddi insan hakları ihlallerine neden olduğunu, bu yüzden de atık ithalatının bir an önce yasaklanması gerektiğini, biliyorsunuz kısa süreli bir yasak olmuştu, ardından kaldırıldı ve bu yasağın yeniden geri getirilmesi gerektiğini, hem Türkiye hükümetine hem de Avrupa Birliği ve AB üyesi ülkelerinde Avrupa Birliği sınırları içerisinde ortaya çıkan atıkların kendi sınırları içerisinde yönetiminin yapılması ve bertarafının sağlanması konusunda gerekli önlemlerin alınması önerisinde bulundu. Çevre Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, İletişim Bakanlığı, Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı önerilerimiz genel olarak bu denetimlerin artırılması ve ruhsatı olmayan yerlerin kapatılması ve kişilerin insan hakları ihlallerine maruz kalması için gerekli önlemlerin alınmasına yönelik somut önerilerde. Tabii bu önerilerin maalesef hala Türkiye hükümetinde. Bu arada çok kısaca şunu söylemek istiyorum. Çevre Bakanlığı ile araştırma raporu diye yoktan sonra Çevre Bakanlığı denetim birimiyle bir görüşme gerçekleştirdik. Bu görüşmede plastik atık ithalatının her yıl belirli yüzdelerle azalacağına, bununla ilgili bir kotanın sürekli azalacağına ilişkin bir politika olduğu söylendi. Fakat 2022 yılından itibaren o kadar azaltma ile herhangi bir işlem yapılmadığını görüyoruz.
Yine en son savunuculuk çıktısı olarak ise Avrupa Birliği ve AB ülkeler şu anda OECD ülkesinde olmayan ülkelere atık ithalatını yasakladılar. Türkiye'de ilk başta planlar biliyorsunuz. OECD üyesi ülkelere de atık ithalatı yasaklanacak da Avrupa Parlamentosu'nun aldığı kararla öneriyle. Fakat daha sonra bu Avrupa Komisyonu'nda değişti. Ve şu anda Türkiye'ye OECD ülkesi olarak Türkiye'ye ithalatın sadece denetimlere, bağımsız denetimlere tabi olan yerlere yapılacağı ile ilgili bir karar alındı. Biz de bu süreci takip ediyoruz. Özellikle Avrupa Komisyonu'nda alınan karar Türkiye kendi mevzuatını nasıl içselleştirecek ve sürecin denetimini nasıl yapacak onun takibini yapıyoruz. Teşekkürler. Öyle. Çok teşekkür ederim bu güzel kıymetli sunum için. Sevgili arkadaşlar, bütün konuşmacılarımızı dinledik. Plastik sorununun da aslında bir sistem sorunu olduğunu anladık ve bir iklim krizi, iklim değişikliği sorunu olduğunu anladık. Plastiklerin aslında üretilmemesi gerektiğini öğrendik. Geri dönüşümünde bir hikaye olduğunu aslında. Şimdi sorular bölümüne geçelim. Sevgili Justin'in bir yarım saat vakti varmış. Hemen gitmek isterse yabancı konuklarımızdan. Yabancı Onun konuklara için soru varsa onları şey yapalım. öncelikle beyefendi Justin'in sorularınız varsa onları alalım. Bir salondan bir de çevrim için soru alabiliriz sırayla gidersek. Bir de toplumsal cinsiyet eşitliğine dikkat edip kadın sorusu varsa önce onu sonra erkek sorusu alabiliriz. Derneğimiz bu konuda oldukça hassas çalışmaya devam ediyor. Evet, sorusu olan var mı? Salondan bir soru alalım önce varsa. Sevgiler, bunu bakıyorsun soracak gibi. Tamam. İstersen mikrofona gelirsen herkes seni duyar. Soru soranlar kendilerini tanıtırlarsa seviniriz. Teşekkür ediyorum. Ben Mehmet Akbulut, Kaz Dağları Koruma Derneği Yönetim Kurulu üyesiyim. Özür diliyorum, birinci Justin. konuşmacımızın adı Justin. Biraz şöyle Justin'ler gelirsen için kamera çevirelim. tehlikeli bir durum diye bahsetti. Şimdi bu tehlikenin biçimini ve ölçümünün kriteri ne? Onu sormak istiyorum. Doğa için tehlikelidir, onun kriteri nedir? İnsanlar için tehlikeli, onun kriteri ne? İnsanlar dışındaki diğer canlılar için bu tehlikeli sınır neyi ifade ediyor? Bunlar üzerine bir görüş almak istiyorum. Teşekkür ederim. Çevrim için soru olan var mı? El kaldırırsanız sorunuz varsa buradan takip edelim. Çevrim için şu anda soru yok görünüyor. Salondan başka var mı daha? Özel erkek. Tamam. Evet. El kaldı. Çevirmenleriniz var mı? Türkçe sorun isterseniz. Bağlantınızda bir sorun var galiba. Ses gelmiyor. Konuşmacımızın bağlantısı kaynaklı kısıtlıklar alıyor. Ses Chat'ten kesintili yazabilirsiniz. gelmekte. Evet, sesiniz gelmiyor. Dolayısıyla chat'ten yazabilirsiniz Zeynep Hanım. Evet. Özer Bey'in bir sorusu vardı galiba.
Evet, salondan başka sorumuz var mı? Biraz. Ben Kubilay. Bu kadar hayal yıkıcı, umut kırıcı bilgi için teşekkür etsem de bilemedim. Eğer bu konuyla ilgili okuduğumda Sandalye otursan şuraya, sanki kamera seni daha çok alacak gibi Kubilay. konuyla ilgili her bir Evet, şey şimdi. okuduğumda, dinlediğimde hayallerim, umutlarım biraz daha fazla kırılıyor. Şimdi benim sorum belki bir önceki soruya bağlantılı olabilir. Bakın, Borneo diye bir ada var. Mango diye bir meyve var. Hayatımıza girdi. Bir zamanlar sadece ve sadece Borneo'da üretiliyordu. Onun bir ürün olarak Almanya'da tezgaha çıkması gerekiyor. Almanya'da Volkswagen için üretilmiş bir bidonunda Borneo'ya gönderilmesi gerekiyor. Sistem, üretim ve tüketim ilişkilerimiz bütün blok kürede birbirine girmiş durumda. Ve Almanya'da üretilen arabanın Borneo'ya satılması gerekiyor. İçinde kilolarca plastik ve diğer maddeler var. Şu masaya bakıyorum, muhtemelen 100 kilometre üzerinde üretilmiş neredeyse hiçbir şey yok. Sadece dernekteki arkadaşlar örtüleri boyadılar, onları biliyorum. Onların çalışmaları. 100 kilometre içerisinde su dahil olmak üzere üretilmiş hiçbir şey yok. Bu kadar işte 5000 kilometre ötede üretilmiş şey bu tarafa satılıyor, buradaki oraya satılıyor. Aynı bu plastikle ilgili meseleyi nedir? Büyük fabrikalar 21. yüzyılı, alüminyum yüzyılı ilan etti. Alüminyum için anlatabiliyoruz, radyoaktif maddeler için anlatabiliyoruz. Avrupa Birliği içerisinde büyük kriz var. Böyle bir durumda ve dünya nüfusunun 8 milyona dayandığı bir noktada bu üretim tüketim ilişkileri içerisinde sorunsuz dünyayı yaşanılır yer tutabilecek bir madde, malzeme var mıdır? Hakikaten bir umudumuz var mıdır? Olmalı mıdır? Teşekkür ediyorum. Teşekkürler Kumral. Son soru. Bir çevrim içi katılımcımızdan Zeynep İlhan'dan soru var. Zeynep, seni dinliyoruz. Zeynep İlhan, bizi duyuyor musun? Mikrofonu Duyuyoruz Zeynep. Kameran kapalı, ben de görünüyor, açık mı? Evet, ben başka Zeynep görüntüyü konuşuyor. yönetiyorum. Bir tane Zeynep var. Söz isteyen Zeynep İlhan. Konuşan Zeynep. İkisi de aynı Zeynep. Selam. Tamam. Tamam. Çok teşekkürler Zeynep. Yine konuşma sırasıyla devam edelim diye öneriyorum. Sevgili Justin, senden başlayabilir miyiz? Sana yöneltilen sorulara yanıt vermek ister misin? Ayrıca eklemek istediğin bir şey varsa eklemenden mutlu oluruz.
Çok teşekkürler sorular için. Öncelikle tehlikenin seviyesi konusunda çok çok derin bilgi sahibi değilim. Çünkü bu konuda benim bilimsel çalışmalarım bu konuda değil ama ekosistem sağlığına baktığımızda, yani bütüncül olarak baktığımızda hala plastiklerin etkileriyle ilgili ya da kimyasalların etkileriyle ilgili bilmediğimiz çok fazla şey olduğunu görüyoruz. Ve bu bağlamda kullanılan kimyasalların ne kadar güvenli olup olmadığını bilmiyoruz. Çünkü henüz test edilmemiş pek çok madde var. Nanoplastikler konusunda da çok çok küçük tanecikler olduğu için vücutlarımızdaki bazı organlarımızdaki vesaire bazı bariyerlere geçip geçemediklerini, geçme ihtimalleri olup olmadığını bilmiyoruz. Belki Betanyan ve Sedat bu konuya daha iyi cevap verebilirler. Umut konusuna da gelecek olursak gerçekten de tablo çok iç açıcı gözükmüyor. Ama aynı zamanda çok büyük kitlesel hareketler de var. Son yıllarda diyebiliriz. Son 10 yıllarda belki de diyebiliriz. Büyük kitlesel hareketlerin de çok önemli bir rolü olduğu ve bir ilerleme görüyoruz. Evet, bu ilerleme yavaş. Ama pek yerel inisiyatiflerin bir takım değişiklikleri, bir takım kazanımları elde edebildiğini görüyoruz. Bu yerel inisiyatifler örneğin sıfır atık girişimi gibi büyümekte olan bazı girişimler var ve tüketicilere daha fazla seçenek sunuyor, sunulmasını sağlıyor bunlar ve politika seviyesine baktığımızda da çok yavaş olduğunu görüyoruz. Ama bir takım değişiklikler görüyoruz. Metin de bahsetti. Özellikle atık ticareti çok büyük bir konu. Ve birkaç hafta önce plastik atıkların OECD ülkesi olmayan ülkelere ticaretinin durdurulacağı ile ilgili bir takım kararlar alındı. Birkaç hafta önce bir takım önemli kararlar alındı. Bunlar da önemli işaretler. Açıkçası belki 5 yıl önce bu konuyu ilk konuşmaya, tartışmaya başladığımızda çok büyük bir katkımız yoktu bizim ama son yıllarda birlikte bunların üzerinde çalışmaya başladıkça ve etkilenen toplulukların sesini atık ticaretinde sorumluluk sahibi, atık ticaretinde rol oynayan ülkelerin gündemine taşımaya başladığımızda ben biri diyebilirim ki daha fazla bütün dünya çapında neler olduğunu daha fazla görünürleştirebiliyoruz ve sesleri daha duyulur kılabiliyoruz ve plastik üreten bütün şirketleri sorumlu tutmak anlamında daha fazla şey başardığımızı düşünüyorum. Bu da benim daha umutlu bakmamı sağlıyor. En azından kamu gündemlerinde daha fazla yer edindi bu konu. Evet, her şey çok yavaş gidiyor ama daha fazla dikkat çekildi ve plastik anlaşması, yani bu Betani'nin sıklıkla bahsettiği plastik anlaşmasının da çok önemli bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Bütün dünya hükümetleri de bu konuda istişarelerde olacak ve bizim de hükümetlerimizi bu konuda daha iyi pozisyon almaya ikna etmek konusunda sorumluluğumuz olduğunu düşünüyorum. Yani bir bilim insanı olmadığım için daha bilimsel içerikli cevapları bilim insanı olan arkadaşlarımın vermesini daha doğru buluyorum. Bugünkü sunumların kendileri bile bence sektör arası pek çok aktörün bu konuda bu tartışmalara dahil olması gerektiğinin önemini gösterdi. Yani hem hukuk insanlarının, hem bilim insanlarının, hem sivil toplumdan insanların hep birlikte bir araya gelip bir fark yaratabileceğine inanıyorum. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler Justin. Belki söz sende. Sana sorulan soruları ve ayrıca eklemek istediklerini eklersen sevinirim. Ben sorulara sırayla cevap vermeye çalışacağım. İnsan sağlığı ve tehlikeli maddeler konusundan bahsedeyim öncelikle. Şimdi yine
Binlerce yani plastiklerde kullanılan binlerce maddeyle ilgili verilere erişemiyoruz. Yani veriler elimizde yeterli değil. Özellikle nanoplastik ve mikroplastikler konusunda. Ve örneğin özellikle de sucul organizmalar söz konusu olduğunda da bu böyle. Daha iyi teknolojiler geliştiriyoruz ki plastik partiküllerini farklı numunelerde tanımlayabilelim. Ben gittikçe mikro ve nanoplastiklerle ilgili plasentada, akciğerlerde, beyinde vesaire daha fazla bunların bulunduğuna dair daha fazla veri elde ediliyor. Özellikle partiküllerin bağırsak sağlığı üzerindeki etkileri, örneğin irritable bağırsak sendromu, geçirgen huzursuz bağırsak sendromu vesaire gibi hastalıklar üzerindeki etkisinden de bahsediliyor. Özellikle hayvanların bağırsağında yaşayan mikroplastiklerin de sağlık üzerindeki etkilerinden bahsediliyor. Ama henüz tam olarak insan sağlığı üzerindeki etkileri net değil. Belki birkaç yıl sonra daha net olacak. Birkaç yıl ihtiyacımız var bunları anlamak için. Şimdi plastiklerde kullanılan o kadar çok kimyasal, o kadar sorunlu ki bu pazarın, bu piyasanın basitleştirilmesi gerektiği konusunu o yüzden vurguluyorum bence. Daha basitleştirilmeli ve şirketlerin bu ürünlerin içeriğinde ne olduğunu, bu moleküllerin ne olduğunu bize daha iyi bilgilerle, daha net bilgilerle sunması gerektiğini düşünüyorum. Dolayısıyla olası zararlarını daha iyi anlayabilelim. Bütün bu aktörlerin kendi rolünü yerine getirmesi mümkün olsun ve plastiğin yani ekstraksiyon ve üretim aşamasından başlayarak üretim ve gıda zinciri boyunca bütün bu etrafımızdaki işte gıda ambalajlarından tutun pek çok farklı aşamada maruz kaldığımız farklı maruziyet seviyeleri söz konusu. Bunu da anlamak gerekiyor. Ve bütün bunun üstüne bu mantarlarla ilgili sorulan soruya dair şunu söyleyebilirim. Plastiklerin biyolojik tabanlı biyoplastiğin örneğin doğal polimerler veya benzeri doğal malzemelerden yani doğal malzeme bazlı olanları olabiliyor. Dışta bazlı vesaire ama biyo bazlı dediğimizde bunlar illaki daha az toksik diye bir şey söyleyemiyoruz yani doğal kaynaklı olduğu için. Aklımızda bunlar yüzünden doğabilecek sorunları da aklımızda tutmamız gerekiyor. Birisi kağıttan bahsetmişti. Yani kağıt ürünleri de, kağıt tabanlı pardon, kağıt bazlı ürünler de toksik maddeler içerebiliyor. Dolayısıyla neden bahsettiğimiz konusuna daha geniş ölçekli bakmamız ve daha geniş ölçekli kavramamız gerekiyor. Belki geleneksel plastiklerden daha az ya da daha çok zararlı olabilirler molekül yapıları yüzünden. Yani doğal olan daha güvenlidir diye bir şey diyemiyoruz. Bu bizi yine biyo tasarımların güvenli ve sürdürülebilir olması gerektiğini hep akılda tutmamız konusuna getiriyor. Umut konusuna gelecek olursak umutlu olabilir miyiz diye evet. Bu konuda dünyanın her yerinde çalışan çok fazla insan ve hareket var ve belli bir momentum var kazanılan. 10 yıllardır bu konuda çalışanlar da var ve biz farkındalığı arttırdıkça bu konudaki farkındalığı artırmaya ve bu konudaki değişim, dönüşüm gerekliliğini gündemde tutmaya devam edeceğiz. Ve bir takım şeylerin yukarıdan aşağı olduğunu biliyoruz. Yani yukarıda karar vericilerin politikalarının uygulanmasıyla ilgili ama aşağıdan yani insanlardan, halktan, vatandaşlardan da tabandan bir desteğe de ihtiyaçları olacak. Çünkü bizim de kendi toplumlarımızda bir şeyleri yapma etme biçimimizi değiştirmemiz gerekiyor. Davranış değişikliği, yaklaşım değişikliği, tutum değişikliği önemli. Yani yukarıdan aşağı, yukarıdan tabana ve tabandan yukarı olanın eş zamanlı olması gerekiyor.
Bu gerçekten çok zor bir mücadele. Bunun kolay olduğunu hiçbir şekilde söyleyemeyiz. Ama umutlu olmam gerektiğini düşünüyorum. Ben kendi kişisel hayatımda mümkün olduğunca plastik tüketimimi azaltmaya çalışıyorum ama tamamen bunu ortadan kaldırmam imkansız. Yani satın aldığımız gıdalar plastiklerin içerisine giriyor. Benim bilgisayarımın her yeri plastik dolu. Yani her tarafımızda var plastik. Bu kaçınılmaz bir durum. Ama umuyorum ki daha güvenli plastikleri olan ya da daha az plastik kullanan toplumlar inşa edebiliriz. Ben bunun için çalışıyorum. Sanırım bütün noktaları, bütün soruları değindim. Eğer başka bir soru yoksa bana yöneltilen mikrofonu Sedef'e bırakmak istiyorum. Chat kısmında şimdi bir soru gördüm. Belli bir takım teknolojiler var plastik kirliliğine çözüm için sunulan işte larvalar veya bakteriler veya materlerin kullanılması ile ilgili ama ben bunları büyük ölçekli, uzun vadede büyük ölçekli çözümler olarak görmüyorum. Belki bir takım biyoplastiklerin belli bir takım spesifik sektörlerde, belli alanlarda bize yardımcı olabileceğini söyleyebiliriz ama büyük ölçekli bir çözüm getireceğini düşünmüyorum. Yani gezegenin her yerinde mikroplastikler ile yaşıyoruz. Ve şöyle öneriler duydum. İşte okyanusların dibindeki bir takım canlılar mikroplastiklere çözüm olabilir vesaire. Yani plastiklere ihtiyacımız var ve onların stabil olmasına ihtiyacımız var ve bunların doğru yerde, doğru biçimde aslında muhafaza edilmesine ihtiyacımız var. Parçalanabilir olmasına ihtiyacımız var. Pekala. Şimdi mikrofonumu kapatıyorum. Çok teşekkürler sevgili Betenik. Şimdi Serhat Hocam'a geçmeden hemen de hep birlikte herkes almadan bir fotoğraf alalım diyoruz. Sevgili Özlem hazırsan ben de hemen galeri görüntüsüne geçeyim. Kameralarını açabilir mi sevgili katılımcılarımız? Özlem hemen bir dakika fotoğraf alsın. Bu da bize bir anı olsun. Özlem bittiğinde seslenirsen tekrar şeye devam edelim. Teşekkürler Özlemciğim. Selam hocam sen değil. Sorular da birikti. Sana doğrudan yöneltilmiş bir soru yok ama ben aslında da burada kendi sorusunu bulamadım. Efendim? Sizi sormaya bıraktım. Öyle mi? Bana doğrudan yöneltilen bir soru yok ama benim eşik değer ya da işte plastik tehlikeli yapan şey nedir, sınır nedir sorusuna Max Liboyro'nun bir tanımlaması ve tespiti üzerinden cevap vereceğim. Onun Kirlilik Sömürgeciliktir diye bir kitabı var. Çok güzel bir kitap. Herkese tavsiye ederim. Kitapta şunu söylüyor. Herhangi bir şeyin tehlikeli olmak için, tehlikeli olduğunu nitelemek için bir sınır değer belirlemek aslında o şeyi kirletebileceğimiz bir malzeme olarak nitelendirmek anlamına geliyor. Yani bir toprak için bir kirlilik eşiği belirlemek toprağın kirletilebilir olan bir meta haline dönüşmesi neden oluyor. Dolayısıyla buradaki temel kriterimiz sıfır olması gerekiyor. Sıfır yani kirletmeme temel bir eşik değer. Dolayısıyla kirletici profili olan her şeyin ekosistemden uzak tutulması en birinci önceliğimiz olmalı. Diğeri bu kadar bilgi ve tehlikeli olduğuna dair ortaya konulan kanıtlardan sonra nasıl bir umut beslemeyi planlıyorsunuz? Ben yaklaşık 10 yıl olacak neredeyse bu meseleyle ilgilenildi. 10 yılda birçok şey görüyoruz. Hem araştırıyoruz hem de diğer araştırıcıları okuyoruz. Ama umut ölmüyor tabii ki. Çünkü daha çok öğrendikçe daha çok mücadele azmi gelişiyor. Ben bunu size tavsiye ederim. Şimdi iklim anksiyetesi diye bir hastalık var. İnsanlar iklim krizinin gidişatının durdurulamayacağını öğrendikçe bir kaygı bozukluğuna maruz kalırlar. Kaygı bozukluğu oluşuyor ama bununla en iyi bir kendi alanınızda, kendi uzmanlığınızda ve çabanızda
çapında mücadele ederek bununla başa çıkabilirsiniz. Umudu kaybedeceksek zaten o zaman hiçbir konuda bilgilenmeye gerek yok, yani bir anlamı yok daha doğrusu. Ben kendi hayatımda kaçınma ve ihtiyatlılık ilkesini uyguluyorum. Bu konuda bir iklim aktivisti çocuğun zamanında söylediği bir söz vardı, onu tekrarlayayım burada. Pipet kullanıp kullanmamakla ilgilenmiyorum. Ben tek kullanımlı plastiklerin yasaklanması için uğraşıyorum. Yani burada böyle bir ilke benimsediğimi söyleyebilirim. Teşekkür ederim. Bir soru daha var ama burada. Geri dönüşüm tesislerinin dediğimiz evsel nitelikli atık geri dönüşümlü tesis olması gerekmiyor mu? Atığın evsel nitelikli ya da endüstriyel nitelikli olması onun geri dönüştürülemezliğini değiştirmiyor maalesef. Plastik için konuşuyorum. Çünkü plastik geri dönüştürülebilir bir malzeme değil. Beten'in de söylediği gibi tasarım olarak böyle bir tasarıma sahip değil. Çünkü ilk üretildiği zaman da nasılsa kişiler yapısı hala aynı neredeyse. 1950'de keşfedilmiş malzemeleri kullanıyoruz biz. Bugün içerisine işte Beten'in bahsettiği binlerce kimyasal eklendiği için biz bu plastiklerin yarattığı etkilerden bahsediyoruz bu kadar yoğunlukla. Olması gereken şey bu kadar çok plastik eklenti kimyasalı kullanılmaması lazım. Yani Martin Wagner diye bir arkadaşımız var, araştırmacı. Onun söylediği bir söz bir toplantıda. Diyor ki plastikçiler bu kadar kimyasal kullanmasın da biz de bu kadar ekotoksikoloji denemesi yapmayalım diye. Gerçekten çok fazla kimyasal kullanılıyor. Asıl mesele de bu, hem şeffaflık açısından hem de üretim azaltma açısından gerekli olan şey plastiklerden kimyasalları çıkartıp tek kullanımda ve sakladık mı sorun büyük bir kısmını aslında halledebiliyoruz. Teşekkürler. Teşekkürler Serhat Hocam. Sevgili Deniz, sen de. Evet, ben de galiba umutla ilgili olan soruya yanıt verebilirim. Yani bence her zaman var. Yani o şey, yani şu anda karşı karşıya kaldığımız bütün küresel çevre sorunlarına, daha yerel çeki çevre sorunlarına baktığımızda evet, dünya biraz umutsuz bir seyirde ilerliyor. Ama eş zamanlı olarak ciddi bir mücadele de söz konusu. Ben de burada yani Sedat Hocam'a katılıyorum aslında. Ortaya çıkan izlerler, bu etkiler, bütün bunları deneyimledikçe, gördükçe, bunlar teşhir oldukça daha çok bilgi sahibi oluyoruz. Ve bilgi sahibi oldukça olduğumuz zaman da zaten bir şekilde harekete geçmek noktasında kendiliğinden ortaya çıkıyor. Ve bugün plastiğe karşı mücadele, Türkiye'de bununla ilgili çalışan birçok grup var. Ciddi bir aslında gerçekten plastik atık ithalatına karşı seslere baktığımızda medyada da çok ciddi bir kesim var. Yani sonradan bir ikna edilme süreci söz konusu oldu ama yine de plastiğe karşı net bir algı hala devam ediyor. Keza aynı şekilde bugün iklim krizinin etkileri Türkiye'de daha çok kabul edildi. Her geçen sene daha etkilerine daha çok maruz kaldıkça o etkileri ve gerçeklikleri kabul eden daha kesinlikle sayısı yüksek. Tabii ki bununla eş zamanlı olarak iklim üreticileri de ortaya da çıkıyor. Daha böyle Türkiye toplumunda yeni yeni görmeye başladık. Ya da plastiğin aslında hayatımız için ne kadar önemli olduğunu dair çeşitli savunmalar yapan sektörün diskurlarını satın alan bir kesim de ortaya çıkıyor. Ama bir şekilde mücadele hep var ve bence çok etkili eylemler söz konusu. Sadece örgütlenmek ve bir konuyla ilgili bir değişim hareketine katılmak değil. Aynı zamanda örneğin çok umut verici davalar açılmaya başladı. Yazıcık benim de mesleki olarak ilgiyle takip ettiğim örneğin birçok dava var. Bugün çeşitli uluslararası alanda çalışmalar yapan avukatlık örgütleri örneğin plastik üretimi işte ürünlerinde, ambalajlarında plastik kullanan birçok küresel şirkete karşı plastiklerini azaltma konusunda taahhüt vermedikleri zaman bununla ilgili eylem planları yeterli olmadığında artık çeşitli hukuki mekanizmalara götürebiliyorlar. Tıpkı iklim krizinden sorumlu olan sosyal yapıt şirketlerine karşı açılan davalar gibi ya da bugün Türkiye'de olduğu gibi ya da başka ülkelerde olduğu gibi bir şekilde iklim kriziyle mücadelede etkili eylemler ve hayatı geçirmeyen devletlere açılan davalar gibi.
Mücadelenin birçok ayakları var. Bu bence güçlenerek, kaygısı güçlenerek devam ediyor. Ve bu etkinlikler de bence o güçlenmenin bir ayaklarından bir tanesi diye düşünüyorum. Sevgili Hanım, çok güzel son açıklamalara teşekkür ederiz. Biz de Kandağ Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği olarak bir eksiğimizi bir ölçüde tamamladık diyelim. Bugün ne kadar plastikle ilgili gerçekten çok somut bir şey yapmamıştık. Çok da bilgi sahibi değildik. Şimdi bugün bu kıymetli konuşmalarla panelle biz de bilgilendik. Kayıt yaptık. Daha sonra bu kaydı paylaşacağız. Şu anda da YouTube'da canlı yayınımız da var. O linki de yeniden paylaşırız. Biz de artık plastikle ilgili dernek olarak daha somut kampanyalar yapma sözünü buradan verelim. Sevgili Justin'e, Fiyati'ye, Sedat Hoca'nıza ve çok Betani'ye, Sedat Hoca'nıza ve Deniz'e çok teşekkür ediyoruz. Sevgili Başkan Yardımcı Mehmet Akbulut'u davet ediyorum. Sedat Deniz'e küçük hediyenizi sunsun. Tamam, şeyi kapatalım, belki oradan sonra olabiliriz. Salondan iki soru daha var. Yoksa sormazsak çatları diyorlar. O soruları biz alalım ama çevrim için katılan dostlar devam etmek istiyorlarsa hepsinden yanımız açık. O zaman buyurun, iki soru daha alalım. Çok teşekkür ederim burada. Hani hem derneğinize hem de katılımcılara. Ben de yaklaşık bir yıl, yani kendi adıma bireysel olarak hani plastik azaltmaya çalışmalarım olsa da son bir yıldır iki tane plastik teknoloji plastiklerin azaltmaya bir proje yürütük. Çanakkale Gökçeada'da yürütük. Ben de Çanakkale'den geliyorum. Adınızı da Çağrı. Şöyle benim, yani bu iki projede gözlemim hani bir yıl boyunca bir aslında işletmeler bazında teknolojik plastiğin azaltılması yönündeydi. Diğeri de aslında şey, daha halk bazında hani klasikten ne yapıyorduk, şimdi bu yine teknolojik plastik kullanıyoruz, neyi kullanıyoruz, geri dönüştürebilir miyiz yani bu sürecin gibiydi. Aslında evet, hani herkes biraz bir farkına vardı bir şey yaptı yani bir hani... Evet, böyle bir şey vardı ve biz doğrudan Gökçeada'da denize atıyoruz tüm plastiklerimizi, kapalı bir ekosistemdeyiz sonuçta. Gelen kalıyor burada ve doğrudan gidiyor gibi. Ama hani buradan gözlemim biraz da benim şeydi. Herkes bir, evet hükümetler bazında, hukuksal anlamda bir yaptırım vesaire görmek istiyor yani. Evet, kesinlikle çok önemli, değerli. Ama kesinlikle yeterli değil. Dolayısıyla hani bu anlamda sizin de bizim birebir görüşmelerinizde belki olduğu ve hani bu sürecin içerisinde yer almışsınız. Çok da değerli bir bilgiler verdiniz. Yani lobi faaliyetleri ve savunuculuğun önemli olduğunu düşünüyorum ben bir sivil toplumcu olarak, bir doğa korumacı biyolog olarak. Ama hani nereden başlamak lazım? Gidip kapılarını mı çalmak lazım? Bu bir işe yarar mı? Bunun yöntemi, yaklaşımı nasıl olmalı? Yani biz hani 8-10 yılda çürüyebilen bir varlığız ama yani bu etik olarak hiç hoş bir şey değil. Hani 1000 yıl boyunca kalan bir şeyle karşı karşıyayız gibi. Bilmiyorum hani bunu nasıl ele almak lazım? Gerçekten çok umutsuz bir yandan da süreç. Ama bir yandan evet, hani ben de umutsuz olmak istemiyorum böyle hissi olarak. Ne dersiniz? Teşekkür ederim. Mehmet Bey'in sorusunu da alalım. Bu arada yabancı konuklarımız çıktı, sorularını buradaki konuklara soracak. Ona göre. Teşekkür ederim. Şimdi orada çok güzel bir görsel vardı. Küveyt'te musluk kapatıyorduk. Taşıyorduk. Musluğu kapatıyorduk. Plastik musluğu kapatmak en doğru çözüm olduğunu anladık önce. Fakat plastik de vazgeçilmez mi? Yani işte çarşıdan, pazardan elimde alıyorum, elimde götürüyorum. Çöplerimiz onunla topluyoruz. Değişik biçimlerde hayatımızda çok yoğun olarak kullanıyoruz. Bir de denizdeki çöplerden bahsedebiliriz.
Dolayısıyla deniz canlılarının da onlardan etkilenmesi söz konusu. Biz de denizdeki canlılarla beslenen canlı türlerindeniz. Dolayısıyla iki şey soracağım. Bir, biz bilinçli tüketici olarak bu plastiklerin hangi çeşitlerini özellikle kullanmama üzere orada üretimlerini rafta bırakarak, üretimlerini öylece durdurarak onlardan kurtulabilir miyiz? Öyle bir plastik kullanma biçimi tanımımız olabilir mi? Bir sorun bu. Bir tanesi de denizdeki şeyler, besin, gıda kaynaklarımız, balıklar diyelim. Onlar da bu plastiklerden etkileniyor. Onlardan bize geçen bir plastik sıkıntısı var mı? İşte cebimize bir artık plastikle sular taşımaya başladık. Oralardan nasıl etkileniyoruz? Bu konularda bir yola teşekkür ederim. Deniz de çok güzel bir şey söyledi. Dedi ki plastik ithalatı bir insan hakkı ihlalidir. Şöyle de yapsak doğru olur mu? Plastik ithalatı aslında bir ekolojik suçtur. Ekoloji hakları ihlalidir de diyebilir miyiz? Daha doğru bir kavram olur mu? Teşekkür ederim. Evet. Denize tutan var. İnşallah. Öncelikle ikinci sorunuza çok teşekkür ederim sorunuz için. Yani şöyle bir geri dönüşüm sektörünü seçmemizin nedeni plastikle ilgili ne zaman konuşsanız bir şekilde geri dönüşüm hep böyle bir avantaj. Ama bakın geri dönüştürülüyor, ekonomik değer, işte ekonomide yeniden kazandırılıyor gibi. Hep bununla ilgili böyle karşı savunma. Peki o zaman geri dönüşüm sektöründe neler oluyor? Madem öyle, geri dönüşüm sektöründe neler oluyor? Sorusunun aslında cevabını almak için yola çıktım. Benim araştırmacı olarak o zaman sahadaki deneyimim şöyleydi. Gerçekten görüştüğümüz insanlar sorularınızı cevaplamaya, yani çünkü kişiler yani bir şekilde kapılarına giriyordunuz, kapılarını çalıyordunuz. Gerçekten bizim için böyleydi. Böyle biraz böyle kış aylarında yapmıştık. Çok yağmurlu ve soğuk bir akşamda o bölgede bir berberin kapısını çaldık ve konuyla ilgili sorular sormaya başladık. Ve birden bütün mahalle oraya geldi ve insanlarla görüşmeye deneyimlerini sormaya başladık. Çünkü insanlar artık bir konuyla ilgili ne kadar çok mağdur olurlarsa, bir probleme ne kadar çok maruz kalırlarsa o kadar çok konuşma ihtiyaçları oluyor. Tabii ki aynı şekilde tesislerde çalışan işçiler açısından da yani biz özellikle onlara ulaşmak, erişmek konusunda çeşitli zorluklar yaşadık. Fakat onlarla görüştüğümüzde de belirli çekinceleri tabii ki vardı. İsimlerini vermek istemediler. Zaten biz çoğunu ismi anonim olarak yerlerdi burada da. Ya da işte belirli konuları çok paylaşmak istemediler. Zaman zaman aslında bazen böyle işte aslında bir şekilde işverenlerini de korumaya çalışan çeşitli cevaplar da vermeye çalıştılar. Çünkü belirli psikolojik faktörler altında o görüşmeleri yaptıkları için. Ama günün sonunda eriştiğiniz bilgiler aslında gerçekler. Yani hem o kişilerin size anlattıkları onların hakikatleri hem de sizin sahadaki gözlemlerinizle o tesislerdeki gözlemlerinizle işte yaptığınız bilgi edinme başvurularınız sonuçlarıyla bir arada bir harmanlayarak birbiriyle hepsini eşleştirerek ortaya çıkardığınız gerçekten. O gerçekten şunu gösteriyor. Türkiye'de geri dönüşüm sektörü gerçekten çeşitli savunmasız grupları üzerinde insan hakları ihlallerine de bakıyor. Biz savunuculuk çalışmaları kapsamında idarelerle, çeşitli idari kurumlarla, birimlerle görüşmeler yaptığımızda da aslında konuya ilgi gerçekten büyüktü. Çünkü kapatılamaz bir iller toplumdu ama Çevre Bakanlığı'nda, Çevre Bakanlığı'nda hep bir meselenin iyileştirilmeye çalışılması hali. Çünkü zaten o bahsettiğim 2018-2020 yılları sonrasında da bu skandallar ortaya çıktıkça, bu tür rapor çalışmaları, araştırma çalışmaları yayınlandıkça, işte Serhat Hocam gibi bilim insanları bu konuyla ilgili uyarılarda bulunmaya başladıkça
Konu tabii ki karar vericilerin de bir şekilde radarına girdi. Bakarsanız aslında pek çok adım atmak zorunda kaldı. İşte bir dönem yasaklandı, yani o yasak tekrar kalktı. Ama en azından hala belirli plastiklerin, çünkü plastikler farklı kategorilerde biliyorsunuz. Belirli plastiklerin ithalatı da yasaklandı, sınırlandırıldı en azından. Belirli bir kota getirildi. Günlükte çalışan kişilerin sayılarının artırıldığını ifade ettiler. İşte bu ithalat ihracat yapan ülkelerdeki gümrük otoriteleriyle ortak kullanılan bir sistemden bahsettiler. Yani çıkış atığın çıkış noktasıyla varış noktasını tespit edebilecek. Bir takım iyileştirilme, yani o en azından bir önleme çalışması olduğunu biliyorsunuz. Fakat masaya getirilmesi gereken en önemli konu çözülemez bir sorunla karşı karşıyayız. Çünkü aslında plastik üretiminden başlıyor. İşte fosil yakıtların kullanılması, o fosil yakıtların ortaya çıkarılması zaten en başta bugün iklim krizine, geri dönüşü mümkün olmayan eşikleri daha da ötesine taşıyoruz. Dolayısıyla meseleye sadece bir tarafından bakmak değil, bütününden bakmak gerekiyor. Ben yani evet, hani bir takım şeyler Türkiye gibi ülkeler her zaman ümitsiz olabiliyor bazen. Ama ben özellikle oradan bir de tabii şunu söylemek istiyorum. Yani görüşme yaptığımız kişiler, bu mahallelerde görüşme yaptığımız kişiler açısından onların bazı paylaşımlarda bulunması çok doğru aslında. Yani çünkü aynı zamanda bu tesislerde akrabaları çalışıyor, tesis sahipleri, akrabaları, yani dolayısıyla bu tür toplumsal zorluklar da konusunda. Fakat buna rağmen o konuşma cesareti bence insanlarda var. Ben hem Sedat Hocam'ın çalışmaları gibi, Çukurova Üniversitesi'nin çalışmaları gibi, hem çeşitli çevre kuruluşlarının yaptığı çalışmalar gibi, hem İnsan Hakları İzleme Örgütü'nün yaptığı araştırma gibi, bu araştırmaların çoğalması gerektiğini düşünüyorum. Yani sizin de yapmış olduğunuz proje bu anlamda çok değerli ve hani onun büyümesi, sistematik hale gelmesi, sürekli takibinin yapılması çok önemli. Çünkü sektör ve konu bir değişim gösteriyor ve o değişim sürecini gözlemlemek ve neye evrildiğini anlamaya çalışmak bence çok önemli. Çünkü o evrilme aşamasında bu sefer başka hakikatlerinde ortaya çıkarabiliyor. Bu sefer onların dokümante edilmesi, onlarla ilişkili savunuculuk faaliyetini önemli buluyorum. Bu arada ben birazcık noktasındayım. Yani evet, plastik kullanımı, plastikler yasaklansın, yasaklaması gerekiyor. Ama bu yasak bir şekilde davranış değişikliğinin de gerçekleşmesi gerektiğini de düşünüyorum. Yani esasen insanların davranışları değişmediği müddetçe o karar vericilerin aldığı kararların da takvimi gecikecek bir şekilde. Tabii ki burada karar vericinin, sektörün ana sorumlulukları tartışılmaz ve onların sorumlu olduğu konular bireylere yüklenemez kadar büyük. Ama bir yandan kitlesel bir dönüşümü gerçekleştirmek için de davranış değişikliğinin de stratejik konumda olduğunu düşünüyorum. Tek kullanımlı plastikler, yani gerçekten 2 dakika kullanıp attığınız ve ne olduğunu akıbeti konusunda çok da sorgulamadığımız plastiklerin hayatımızdan çıkarılması çok da doğru değil aslında. Hangi plastiklerden uzak durmamız gerektiğini cevabını ben sana vereceğim. Ama bazı ön yargılarımız olabiliyor çevresel davranışlarımızı değiştirirken. Çünkü düşünün ki artık o davranış biçimimiz kalıp haline gelmiş. Ve onları değiştirmek zorunda diyor. Peki bunun yerine ne koyacağız, bunun yerine ne yapacağız? Ya da maliyetli olduğunu düşünüyorum diyor. Bu tür ön yargılar söz konusu olabiliyor ama gerçekten o değişimi bir şekilde kendi hayatınızda başlattığınızda mümkün halde gelebiliyor. Sadece çevre suçu, ekoloji suçu ile sorunuza şu cevabı vermek istiyorum. Evet, aslında Avrupa Birliği'nin direktiflerine göre başka bir ülkeye atık gönderdiğinizde o atığın orada bir çevre kirliliğine neden olma, doğaya bırakılmış olma, neden olma ihtimali söz konusuysa Avrupa Birliği'nin kendi mevzuatına göre de bu çevre suçu olarak tanımlanıyor. Üstelik somut bir zararın meydana gelmesine gerek yok.
boyut bir şekilde o tehlikeli durumun bile ortaya çıkması halinde Avrupa Birliği'nde Avrupa Birliği mevzuatına göre bu aslında çevre suçudur. Çok net bir şekilde. Ve bunu atık meselesiyle ilgili ben bu konuyla ilgili işte özellikle Kemal Paşa'da o İtalya'dan gelen çöplerle ilgili İtalya'da çeşitli avukatlarla görüştüğümde de tabii o süreç bir şekilde organize olmadı ama örneğin İtalya'dan o atığı Türkiye'ye gönderen şirket, kişi, kurum her kimse ya da buna izin veren idari otoriteler kimse idari bunlar. O çöpü zaten geri dönüştürülemez olduğunu çok açık. Dolayısıyla Türkiye'de bir çevre sorunları, bir çevre suçları, bir çevre kirliliğine neden olacağı çok aşikar. Aslında o çöpü, atığı Türkiye'ye gönderen kişi, kurum Avrupa Birliği mevzuatına göre çevre suçu işlemiş durumda. Çünkü ortaya bir tehlikelilik ortaya çıkarmış durumda. Fakat ne yazık ki maalesef bu ithalat, ihracat döngüsünde tedarikçileri, aracıları, aracı kişileri, kurumları tespit etmek çok zor olabiliyor. Asıl önlemlerin bu noktasında. Ama bunun suç olduğu ki Serhat Hocam. Şimdi Lastikler vazgeçilmezimizdir. Son şöyle aslında bu tür tespitleri yaparken başka tespitler de yapılabilme hakkını elde ediyoruz. Son 50 yılda evet plastikler vazgeçilmezimiz oldu. Zaten üretilen plastikleri %50'den fazlası son 30 yılda, 20-30 yılda üretildi. Ondan önce plastikler yoktu. Dolayısıyla bu vazgeçilmez kabulü bence doğru bir kabul değil. Mesela oradan bakmamak gerektiğini düşünüyorum. Dolayısıyla iyi plastik, kötü plastik ayrımı yapabilecek durumda değiliz. Çünkü biz plastiklerin hangisinin içerisinde ne kadar kimyasal olduğu konusunda yeterli bilgiye sahip değiliz. Çünkü şeffaf değiller. Yani ben size bu bilgisayar ürünü içerisinde kullanılan plastik iyi plastiktir diyemiyorum. Çünkü düşünmüyorum içerisinde kullanılan plastiğin hangi kimyasalların olduğunu. Bunun için çok ciddi analizler yapılması gerekiyor. Bunu bütün plastikler için yapamıyorsunuz. Çünkü buna dair bir yasal zorunluluk ya da bir etiket bilgisi yok. Aldığınız plastiğin bir ürünün içeriğine dair etiket bilgisini görebiliyorsunuz ama o ürünü ambalajlamada kullanılan plastiğin içeriğine dair bir etiket bilgisi yok. Temas ettiğimiz market poşeti, pazar poşetinin içerisinde hangi kimyasallar var bilmiyorsunuz. Hangi döngülerden geçti, hangi üretim süreçlerinden etkilendi hiçbir bilgimiz yok. Bunu açıklamakla da yükümlü değiller. Dolayısıyla işte A plastiği, C ve plastiği iyi bildiğimiz zaman biraz da risk almış oluyoruz. Bundan önce talep edilmesi gereken şey aslında bu tür şeyleri zaten kullanıyoruz. Zaten kullanıyoruz yani şu anda. Mümkün olduğunca kullanmamaya çalışarak onun dışındakilerin de içeriğinde ne olduğunu şeffafça ortaya konulduğu bir sistem savunusu yapmayı ben daha anlamlı buluyorum kendi adıma. Denizdeki plastikler bize geliyor mu? Elbette konserve yiyorsanız zaten yeterince plastik alıyorsunuz. Tuz kullanıyorsanız özellikle çünkü balık bizim balık tüketim alışkanlığımız daha küçük nanoplastik boyutundaki plastiklerin balığın etinden, kasından bize bulaşmasını olası kılar. Ama konserve ve deniz tuzu gibi ya da işte midye gibi ürünler olduğu gibi denizdeki ne varsa bünyenize almanıza neden oluyor. Ama Asya ülkelerinde balıkları bütün olarak yiyorlar. Kurutulmuş balıklar özellikle iç organlarıyla beraber. Onlar daha büyük riske sahip. Yani bilinçli tüketicilik ve meselesi bence bu işin bir sonraki aşaması. Avrupa'da falan sokaklar çok temiz. Hep bu örneği veriyorum ben. Ama o insanlar eğitim faaliyetleriyle o sokaklara ya da işte o çöpleri ayrıştırmaya ya da tüketim alışkanlıklarını kazanmadılar eğitimde. Yasaklarla kazandılar. O yasaklar ve cezai yaptırımlar o kadar şiddetli yürüyor ki Avrupa, insanlar o bilince zaten erişiyor. Zaten bunun eğitimde destekliyor. Şimdi bizde hiçbir cezai müeyyide uygulanmıyor. Kimse kirleten öder diye bir prensip var ama kimse kirlettiği için şey ödemiyor. Ödediği şey zaten o kadar cüzi, o kadar sıradan meblağlar ki insanlar kirletmeyi göze alabiliyor. Chat'ten bir arkadaş sormuştu yani bu insanları bu zararlarını bildikleri halde bu plastikleri üretmeye iten motivasyonun ne olduğunu. Motivasyon para, başka bir karşılığı yok. Yani bir insan ya da bir şirket ya da bir topluluk neden kâr elde etmediği bir şeyi üretmeye devam etsin ki zararlı olsun veya olmasın. Öyle olsaydı, öyle bir peşin kabulümüz olsaydı petrol üretimi gibi bir üretim
söz konusu olmazdı diye tamamlayabilirim. Burada bir ek bir soru var, onu da söyleyeyim, bitireyim. Bizim bilim insanları koalisyonu içerisinde sosyolog, psikolog yok. Yani doğrudan bu işi çalışan olanlar, çalışanlar var. Psikolog, sosyolog bildiğim kadarıyla yok. Yeni üyelere bakmadım. Nedeni de şu, çünkü biz hukuki düzlemde ve işin bilimsel kısmında, yani bilimsel kısmından kastım toplumu bilinçlendirmek için kurulmuş bir koalisyon değil bu. Kurulan koalisyon amacı Birleşmiş Milletler'in plastik anlaşmasını etkili bir hale getirmek için çalışmak. Bu amaçla gönüllü faaliyette bulunmak. Dolayısıyla bunu daha çok konunun, yani plastikle ilgili konunun hem hukuki boyutunu hem kimya boyutunu, biyoloji boyutunu, fizik boyutunu ya da farklı boyutlarda çalışan insanlar daha çok bunu. Doğrudan bir sosyolog ya da psikolog henüz görmedim aktif olarak yer alan. Ama tabii neden olmasın? Teşekkürler. Evet, artık panelimizi kapatma zamanı geldi. İkinci tur için tekrar Deniz'e ve Serhat Hocam'a çok teşekkür ederim. Bu arada çevirimizi gerçekleştiren sevgili Müge ve Harun'a, Harun sanıyorum ayrılmış toplantıda, bir alkış rica edeyim. Teşekkür ederim. Harun'a tek teşekkür ediyorum. Şimdi sevgili Akbulut ve sevgili Mesut Eylemiz Emine'yi teşekkür için verdim. Teşekkür ederim.